Kalender çağım. Day store. İbrahim. Kapıl Muncum hoş geldin. Paşa gelmiş. Otağını kurmuş. Yanında 5000'den fazla asker getirmiş. 5000 mi? Çoğu yeniçeriymiş. İsterse tüm Osmanlı ordusunu getir. Sen Allah kahretsin. Bu ne akses reklamı mı çekiyorsun burada? Ha? Bonus kafa. Bonus kafa. Ha bu saç değil miydi? Pardon Allah kahretsin. Ben onu saç zannettim, özür dilerim. Pirlerini yad ederiz. Başımızda Mehdi mi? Saç zannettim onu, çok özür dilerim Çet. Biz kalender şah olduktan sonra birken bin oluruz. Başımızda Mehdi'miz mi? Ne Mehdi'si lan? İbrahim. Adnan Oktar mı lan bu? Paşa'yı da def etmesini biliriz. İbrahim Paşa kardeşi kardeşe kırdırmak niyetinde. Saç opsiyonel. Lakin muvaffak olamaz. Muhatap olamayız mı? Ne dedi ki koskoca gözünü seveyim ya. Ne yapayım, elimle konuş mu diyeceksin paşaya? Ha? Elimle konuş. Ben Zeynucum, hoş geldin. Neden vaktinde haber vermedin? İbrahim'cim gidelim şunların isyanını bastıralım. Bunlar ne ayak ya? Bonus kafa bonus kafa oturuyorlar orada akses reklamı gibi. Neden bunca Müslüman evladın ölmesine müsaade ettin Behram Paşa? Evet Behram, niye öyle yaptın Behram? İsyanın bu noktaya geleceğini tahmin edemedim paşam. Her şeyi önceden bazı şeyleri de arası satıp önceden tahmin et. Biz bile yani burada dizi izlerken hangi repliğin söyleneceğini biliyoruz. İzlenmiş. Asilerin sayısı her geçen gün arttı. Affedin paşam. Kalender Şah denilen o adam Türkmen beyleriyle ordudan ayrılan sipahileri almış yanına. Sipahi mi? Sayılar 30.000'i geçti. Her geçen gün artıyorlar. 31? Ha 30.000. Ne vaat ediyor ki onlara? Ne vaat edecek? Elinde yok, avucunda yok, kayıp... Ay gerizekalılara kesin cennet mennet vaat ediyordur lan. Edecek hiçbir şeyleri yok. Ay kesin akıllarına girdi cennet vaat ediyordur ha. İnançlarına güveniyor. Sizin inancınız yok mu paşa? İnancımız var da usta, biz o inancımızı işte düzgün bir şekilde empoze edemiyoruz. Bunlar manipülatif liderler. Var ya öyle arkadaşlar, tarikat şeyhleri falan. Siz kim için, ne için savaşıyorsunuz? Diyorlar ya, ben gerekirse onun göz yaşına ekmek banarım falan filan. Öyle müritleri var ya, öyle manyaklar. Onlardan demek ki. Neredeler şimdi? Elbistan civarındalar. Elbistan mı? Buradan Kahramanmaraş'a, Elbistan'a selamlar olsun. Güçlerimizi birleştirirsek isyanı tez zamanda bitiririz. Öyle mi? Paşa, ne seni ne de senin yenilmiş, yorgun, inançları kırılmış askerlerini istemiyorum. Ben de istemiyorum. En son gene ben Tisik Aykut Tayfa'yı toplayıp basacağız orayı usta. Aramızda kalsın. Siktir git, psikolojik destek al. Anlatacakları hikayelerle benim askerlerimin de kafalarını karıştıracaklar. Bu arada Çetçim, aramızda yayınımıza yeni katılanlar vardır belki. Hepiniz hoş geldiniz, kokulu öpücükler. Hiçbirini istemiyorum. 5000 kişiyle karşı koymanız mümkün değil paşam. 5000 kişi mi? Ulan biz 5000 kişiyle muaç aldık Kamil, ne anlatıyorsun sen ya? 5000 kişiyle isyanı mı bastıramayacağız, manyak mısın ya? O vakit ben de düşmanı karşı koyabileceğim bir seviyeye çekerim. Nasıl yapacağız? Nasıl? Pervane Celalzade. Pervane mi? Emredin paşa. Oğlum bunların hangisi Pervane Celalzade? İkisi de emredin paşam dedi. Ha Pervane Celalzade, ikisi ayrı kişiden, pardon. Yanına en güvendiğin, ağzı en sıkı adamlarını al, derhal yola çıkın. İsyana destek veren beylerle görüşün. Gizlice. Evet. Sakın ortalık yerde olmasın. Kimin ne derdi varmış öğrenin. Okey. Bir derdim var artık. Bu ne lan, böyle fil dişi mi? Gerçi fillerin dişi daha da büyük. O ne dişi öyle? Ha? Poyraz Karayel adam. Selam aleyküm. Oo, nasıl efendi? O aleyhine aleyh. Heh, geldi azgınlar lobisi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Alev Tom. Apo. Caşı efendi. İşler. Okey to. Aslıcığım teşekkür ederim bir kişi abonelik verdiğin için. Nasıl? E işte idare ediyoruz. Vali Bey bir şeyler alacaktı da. Elbette efendim. Buyurun. Bali Bey ne alacak biliyor musun? Direkt senin kızını almaya geldi. Aramızda kalsın, alacağız. 5000 melek donatelerim geç düşüyor. Nur Evşen bazen de geç düşüyor öyle. Sağ balım benim. Nasıl bir şey arzu etmiştiniz acaba? Güzel mi güzel bir hatun için hediye alacaktım. Hatun mu? Kızınız mıydı? Evet. Sanki bilmiyor pezevenk. Hür reis çok teşekkür ederim. Sanki bilmiyor, azmış. Deneyebilir mi? Aramızda kalsın, deneyeceğiz. Ben onun parmağını biliyorum. Olmaz efendi. Normali 12, Pandora 50. Beğendiğin bir şey varsa göster, al git. Babası da sıkı ha, babası da vermeyecek kız ha, ben sana söyleyeyim. Çekmeyelim ondan sonra Ali Cabbar burada ha. Bali Cabbar. Dayanabilirsen, daya Bali Cabbar. Armin. Nasıl şaka ha? Joshua. Sen içeri geç kızım. Buyurun efendim. Hani Ali Bali ya, chat oradan şey yaptı. Aramızda kalsın hadi.
Şaka. Bunlar var arasında tabii, opsiyonel. Şu. Bu mu efendim? Ayşem Cegü abi, İstanbul'dayım, hiç yayına giremedim kaç haftadır ya, inşallah Sivas'ta... Sağ ol canım benim. Alıyorum bunu. Baş üstüne efendim. Alalım abla. Nasıl chat sizce taka? Fıs. Sen alalım verirsin. Siz nereye? Av köşküne gitmem lazım. Av köşkü mü? Ay o av köşkü mevzusu hala kapanmadı mı chat ya? Süleyman abinin ortam evi. Yasal madde ticareti. Barış, Doğan, ablam, Filistinli, Dombili. Mehmet nasıl sultanım? Mehmet nasıl? Çok şükür. Hangi Mehmet? Her taraf Mehmet kaynıyor. Hangi Mehmet'ten bahsediyor? Daha iyi. İbrahim Paşa gittiğinden beri hastalanmadı hiç. Hı. Sen nasılsın Hatice? Nasıl olabilirim hünkâr? Ay Allah kahretmesin. İsyan tribi mi? Lan bunlar bürokrat, bunlar devlet adamı lan. Sapık. Burada yalnız kalma. Benim yanımda ol. İbrahim dönene kadar bizimle kal. Ya dönecek 3 aya, dönecek anasını satayım. 3 ayda ayrı kalıver ya. 3 ayda şurada 2 tane vallahi isyan bastıralım. Neyin terimi lan bu? Çakal. Teşekkür ederim hünkârım. Oy. Lakin bağışlayın. Burada. En çok da bunda varım ya. Chat. En sevdiğim heykel de bu. Kendi sarayımda kalmak isterim. Görüyorsunuz yalnız da kalmıyorum şükür. Süleyman abi, bizim has bahçeye de yaptıralım mı 2 tane ya heykel? Sen nasıl rahat edersen kabul ettir. Hürrem neye takıldı usta? Bu heykeller insanın içini ürpertiyor. Sen de mi gözünü seveyim ya? Sen vizyonlu kadındın, sen de mi ya? Ha? Hani Avrupalarda yetişmiş kadındın anasını satayım? Sen yapma bari ya. Hadi, hadi bunlar yobaz. Gözleri gözümün içine bakıyorsak. Allah, gözü yok ki, boş bakıyor anasını satayım. Ne kadar gerçekten vallahi bile evhamlı insanlarsınız ya. Validemizin korktuğu kadar var. Hı? Bunları İbrahim duymasın. Yeterince konuşan var zaten. Taktın, adamın kendisine taktın yetmiyor, herifin heykellerine de taktın, gözünü seveyim ya. Ya bir ex uğruna bu kadar gerçekten, hele de böyle bir azgın ex uğruna bu kadar intikam almaya değer mi bilmiyorum ya. Evet. Bir İbrahim putları yıktı. Diğeri yeniden dikti diyorlarmış. Ay gözünü seveyim, sen yapma bari ya. Böyle boş lakırdılara itibar etmeyin. Herhalde ya. Bunlar pek mühim sanat eserleridir. Biraz sanata, sanatçıya, kültüre, turizme, bilmem neye falan filan birazcık gerçekten destek verin, hayırdır ya? Bu arada yobozo, hele şu Hatice'ye bak, Allah kahretmesin. Ulan sen heykellerden daha uğursuzsun Hatice. Senin gözlerin niye senin içini ürpertiyor, tipe bak. Hadi kalk Hürrem, gidiyoruz. Hadi kalkın, gidiyoruz. Nereye? Hünkârım. Hünkârım mı kaldı? Şurada iki tane vallahi selam verelim dedik. Anasını belledim, bütün keyfimizin içine sıçtın. Bir de hünkârım diyor. Kedi kadın, teşekkür ederim. Koldura 573, hayırlı olsun. Nigar kalsa. Ha? Buyurun sultanım. İçimizi kıydın ya. Bonita Nurcuğum hoş geldin. İçimizi kıydı ya. Hah, geldi gene bu Fortuna. Ne haber lan saçlı? Ha, portatif Türkan Şoray. Prenses Isabella. Siz kimsiniz? Ben. Seninle mezara ben ya. Semendireli Malkoçoğlu Vali Bey. Kozancığım hoş geldin. Sultan Süleyman'ın kuluyum. Süleyman mı gönderdi sizi? Süleyman değil abla, Süleyman. Aleyküm selam fırfır. Bir isteğiniz varsa bana söyleyin. Süleyman. Kaç haftadır tek bir haber alamadım. Evet. Burada esirim. Süleyman da gelmiyor. Ah, sen Süleyman'ı bekliyorsun artık. Hayırdır Asya'cığım, teşekkür ederim. Nişanlım. Bir de şu karının Allah'ını sever. Şu yan taraftakinin kombinini değiştirin artık. Prens Frederick'i merak ediyor. En azından yaşayıp yaşamadığını bilmek istiyorum. O da hakkıdır artık kızın ya. Bununla ilgili bilgi veremem. O zaman Süleyman'la görüşmek istiyorum. Onu söyleyemiyoruz maalesef. Bu konuyu ileteceğim. Herkes iletiyor. Ama Süleyman gelmiyor. İyi olduğunuzu gördüm prenses. Tekrar geleceğim. Hayırlı. Görüşürüz canım. Aramızda kalsın, kazanacağım. Ne istiyor? Ay saçacağım av köşküne ya. Bu kadın bu diziden sonra ne yaptı acaba? Bilmiyorum ki usta, bu kadını bu diziden sonra ben hiç görmedim. Bekleyin lütfen. Hatta bu kadını galiba ilk defa gördüm bu dizide. Bunu Süleyman'a ver. Bunu Süleyman. Okumasını. Hala önü çıkıyor mu hala bir yerlerde? Vallahi görmedim ben. Mahkumda oynamış. Mahkumda oynamış arkadaşlar. Sağlayın lütfen. Mahkumda oynamış. Bu arada arkadaşlar, Beyoncé'ye aşığım. Onu da söyleyeyim yani, opsiyonel. Beyoncé'ye aşığım arkadaşlar, bilmeyen varsa. (Gülüyor)
ama tövbeler tövbesi ya. Oğlum siz manyağınızı heykele sordunuz mu? Heykel tesettüre girmek istiyor mu? Oğlum heykel belki seküler. He? Heykel benim hala muhafazakar. Biz de haram heykeli kafalarına göre vallahi billahi deli olacağım ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sultanım, bunun doğru bir karar olduğundan emin misiniz? Oğlum heykelleri Allah'ını seversen heykelleri kafasına göre. Kafasına göre heykellere vallahi billahi tesettür yaptılar ya. Bu heykeller geldiğinden beri felaketler yakamızı bırakmadı. Allah'ın belası, o senin uğursuzluğun. Ya yapacağınız tek bir şey var arkadaşlar. Evinize heykel mi aldınız? Biblo mu aldınız? Bir şey mi aldınız? Üstüne bir tane 777 kazıyacaksınız. Devam edeceksiniz. Beyongu ya aşığım. Amin, amin. Heykeller örtülmezse İbrahim Paşa geri gelemeyecek. Paşa geldiği vakit ne olacak? Paşa geldiği vakit ne olacak biliyor musun? Paşa eve bir giriş yapacak. Bahçede heykellerin kapandığını bir görecek, böyle yapacak. Neden? Neden? Diye ağlayacak abla, ne olacak? Ne der? Kafanıza göre niye iş yapıyorsunuz gerçekten? Manyak mısınız anasını satayım ya? Ben böyle istiyorum Gülfem. Gel. Hele bu. Attın içimize bir tohum, gittin gene biliyor musun fitne fücur? He? Hürro. İçi sultanın hali bir tuhaf. Hangi burstur bu chat? He? Yani ortamda fitne fücuru atıp ondan sonra arkaya çekilip mevzuları izleyen burç hangisidir? O soğukkanlı psikopat burç. Akreptir ki ne oluyor? Akreptir kesin. Neyse onun o. Onun bu hali beni endişe... Hatice tam bir anne hatayı hep saçma sapan şeylere der. Aynen. Endişelendiriyor. Hasret çekiyor. Evet. Endişeli lakin düzelir. Lakin. Fakat âlâ. İnşallah düzelir. İnşallah canım. En kötü ihtimal psikolojik destek alır ya. Siktir olur ya, psikolojik destek alır. Hünkârım. Canım bebeğim. Ali Bey geldiler. Gelsin. Gelsin. Hürrem sen de odana git. Hürremciğim hadi canım. Bizim çünkü Pusi Köşkü var bir tane. Oradan haber geldi. Akşam görüşürüz. Havadis. Okey. Sultanım. Oğlum sana kim sultana otur selam ver dedi? Sen kim köpeksin ya? Sultana niye selam veriyorsun oğlum ya? Herkes bir haddini bilsin. Hayırdır ya? Başını öne eğip devam edeceksin. Bari ne yapıyorsun? Bütün kaydıların arasını belledin ya. Beyongu ya aşığım ya. Bu arada Beyongu ya aşığım. Nazmi 13 hoş geldin balım. Hayrola Malkoçoğlu. Hünkârım Al Köşkü'nden geliyorum. Şey deseydin bari. Herkese hello. Prenses Isabella size bir mektup yolladı. Allah kahrubela. Hünkârım mevzuyu kendi gözümle gördüm. Ulan bir dur, bir 10 dakika bir dur da şu kadın bir çıksın da ondan sonra çapkınlık turlarımızı anlat. Yollu. Melek Hatun'la da konuştum. Prensesin durumu iyi değil. Bir hayli güçsüz düşmüş. Acı içinde. Sizinle görüşmek ister. Lakin. Prenses demek beni görmek istiyor. Oğlum prenses sana vallahi direct message atmış lan. Ha? Ne diyor? Ah Hürro, vah Hürro, ne yapacak? Ha? Abla cinsel manipülasyon çıkışı yaramadı. Çıkışı yaramadı, başka bir şey yapmak lazım, surata bak. Ah yavrum benim ya, sana şu anda çok gerçekten duygusal bir müzik açacağım ya. Çok duygusal bir müzik. Ver müziği, vallahi billahi. Ver müziği abla. İsmini kalbimden silmiştim oysa. Vallaha değmez. Vallaha değmez abla. Değmez anasını satayım. Osmanlı'nın adbiri de olsa değmez chat. Değmedi. Sen ne yaptın İbrahim'cim canım benim? Nasılsın hayatım? Ne yapıyorsun? Instagram'dan yürünecek kızlar listesi. 1. Aysude Official. 2. Escort Sevda. 3. Kaşmerella alt tire Sude. Bu arada chatimizde Sude var, sıçtık şu anda. Söz meclisten dışarı. Söz chatten dışarı. Evet. Bizler Vezir-i Azam İbrahim Paşa adına geldik. Eyvah chatte bir tane uçuyorsun. Sude varmış. Uzun bir random at. Uzun bir random geldi şu anda. Size diyeceklerimiz bu mecliste kalmalı. Merve'cim çok teşekkür ederim. Ya şu bonus kafayı keselim en azından ya. Merve Meri. En azından şu bonus kafayı keselim ya şunları. Hele şu. Saçlarına aklar düşmüş lan bonus. Ağzımızdan çıkan her kelam İbrahim Paşa'nındır. Bu böyle biline. Devlet-i Aliye'ye baş kaldıran Asi Kalender Şah'ı desteklemekten vazgeçmeniz lazım. Evet, haklı. Sizlere zarar gelmesin diye söyleriz. Neyse doğru.
Abi ana elemde Fatih diyen amca sevgilimin dayısı. Her gördüğümüzde çok utanıyoruz. Ay yemin et. Her yerde adamımız var. Ana elimde Fatih. Aksi takdirde bu ihanetim. Selam söyle canım benim. Elinden canınızla ödersiniz. Daha kaç kere ödeyeceğiz beyim? Heyecanlar yandı. Ocaklar söndü. Ne anlatıyorsun oğlum? Sen git önce saçını kes. Chat, yalnız şunu hakikaten saç olarak düşünsenize. Kafasındaki ne deniyordu buna chat? Kalpak mı deniyordu? Ne? Kalpak mı kaltak mı neyse işte. Bunu yalnız saç olarak düşünsenize şu anda mesela. Düşünsenize bu hakikaten öyle bir şey değilmiş ama yani bu saçmış mesela. Vezir Ferhat Paşa adalet getireceğini söyleyerek kardeşlerimizi kesti. Dul Kadiroğlu'nu haince yok etti. Dul Kadiroğlu Ali Bey ve evlatlarının ne suçu günahı vardı? Ama haklı. O Ferhat Paşa bir kaşmerlik yaptı. Haklı, bu konuda haklı. Değil mi lan? Bonus. Delik o vakit bozuldu. Aramıza nifağı Devlet-i Aliye'nin veziri Ferhat Paşa soktu. Oğlum Devlet-i Aliye'nin veziri Ferhat soktu da biz de Ferhat'ı soktuk anasını. Ferhat'ı kestik biz. Şimdi sıra İbrahim Paşa'da mı? Biz Ferhat'ı kestik, ne anlatıyorsun ya? Olur. Ona da veririz kellelerimizi. Sultan Süleyman'ın adaletine güvenin. Vezir Ferhat Paşa yaptıklarını başını vererek ödedi. Bilmez. Evet, evet başını verdi. Misiniz? Veziriniz İbrahim'in kılıcı kalender çağı kesemez. Ne anlatıyorsun oğlum sen? Hayırdır? Oğlum terso merso yapma ha. Başını verdi diyoruz ya. Gidin söyleyin. O Mehdi'dir. Ay tövbeler tövbesi. Manyak manyak. Ne Mehdi'si lan? Hadi 500 yıldır göremiyoruz Mehdi. Nerede Mehdi? Ona... Mehdi Tuncar çiftçi. Manyak manyak oğlum. Ya oğlum dengesiz dengesiz işler yapmayın. Çarpılacağız ya. İbo'nun totosunu fikfikleyelim yeton. Kalkan eller taş olur. Taş mı? İbrahim Paşa'mız Müslümanlar arasında kardeş kanı dökülsün istemiyorum. Beni... Oğlum çarpılacaksınız lan, bu kadar gerizekalı cahil olmayın ya. Sizin sıkıntılarınızı dinlemek için gönderdim. Kimi? En korktuğum insan modeli biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle gerçekten birilerine... Şeyma'cığım çok teşekkür ederim. Bu tarz insanlara inanan insanlar. Ne derdi varsa bu mecliste anlatsın. Çünkü o Mehdi diye inandığı insan mesela git hani... Şunun götünü kes dese gider birinin götünü keser yani. En korktuğum insan modeli. Taktın kafaya. Ya siktir git psikolojik destek al ya. Destek ya. Hadi siktir git psikolojik destek al ya. Diyoruz teşekkür ederim. Ne istiyor? Bu adamı bu saçta ciddi almışlar. Süleyman. Slayman. Slaywoman. Sonra görüşürüz demiştin. Sonra oldu mu? Sonra oldu mu? Ananın gözü izlenmiş. O kadar sonra değildi gerizekalı. Bir de tiftikli izlenmiş. Gel abla biliyorsun. Net izlenmiş boçat. Ne istiyor? Çok güzel. İsim değişikliğine gittik. Kara papatya manyamış salata gitti artık. Annemin selamı var. Ona da selamlar canım benim. Çok özür dilerim arada küfür ediyorum ama. Onun kafa başka yerde o. Sevgilimin Instagram DM'lerini okuduk. Hünkârımın Instagram DM'lerini okuduk ha. 10 numara içerik bence. Takmak için sabırsızlanıyor. Takmak da ben de... Belli ki Süleyman abi de takmak için sabırsızlanıyor belli. Hayli işi var sultanım. Haydi terasa çıkalım. Biraz deniz havası alalım. Hadi canım. Yirmi abla çok tiftikleniyorsun orada. Adam görse mektubunun alındığını vallahi billahi bir tarafın gider ben sana söyleyeyim. Vallahi alacak ha, riskli. Alacak! Allah kahretmiyor. Beni görmeyi reddederek beni öldürüyorsunuz. Biraz vicdanınız varsa görüşme isteğimi geri çevirmeyin. Isabella. Isabella. İza, 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 İzabella. Allahu Ekber. Çitroneciğim hoş geldin. Görüldüğü yanlış yerden yedik çetçiğim. Ama abla yani anasını satayım. Düzen böyle. Hürrem neredesin? Abi geliyorum Süleyman abi, şimdi mesajlarını okuyordum da vallahi bile an itibariyle Hürrem. An itibariyle Hürrem. Lütfen. Lütfen. Ah, 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 neden? 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 Mücevher
istiyordum. Mücevhere. Oldu mu abla sonra? Şimdi bir de duygusal olmayan kadını oynayacaksın içeride ha? Ay Allah yardım etsin abla. Bence bekleyecek 5 bölüm sonra o saraydaki huzurum bozulsun Süleyman diye operasyon yapacak bence. Gel abla biliyorsun. Ay Allah kahretsin, bir azgın gidiyor bir azgın geliyor. Ne haber lan yakışıklı güvenlik? Ne olur taş baş atma gene. Fy Allah kahretsin, camın arasını belledin ya. Oğlum bu evde 500 yıl sonra gerçekten yaprak dökümünü çekecekler ya. 500 yıl sonra yaprak dökümü dizisi çekilecek burada. Ne yapıyorsun ya? Armin! Babam uyumadı hala. Git buradan. Babana tüküreyim vallahi bil. Armin aşağı in. Ne olur. Hayatta olmaz. İyi. Ben yukarı çıkarım diyecek şimdi. İzlenmiş dersiniz. O zaman ben geliyorum. Fy Allah kahretmesin ya. Amin. Babamı çağırıyorum bak. Amin. Hiç zahmet etme. Ben babanla konuşurum. Babanla mı? Tamam, tamam. Geliyorum, bekle. Gel. Ay babana tüküreyim. Balito. Allah belan kaldır Ato. Allah cezanı verdir Ato. Fuy Allah seni kahrede Ato. Ne yapıyorsun oğlum? Bir de direkt ağzımıza. Ne yapıyorsun ya? Ne var, ne istiyorsun? Ne istiyorsun, manyak? O ne abla biliyorsun? Ben bunu alamam. Kabul et. Eğer bunu boynunda görürsem dünyanın en bahtiyar insanı olurum. Ya ben senin boynuna başka bir şey dolayacağım. Bali ne yapıyorsun, gözünü seveyim ya chat ya. Tamir üst kesinlikle tın ya gülüm. Ne olur. Kabul ettin mi abla? Bir de öp be Allah. Öpmüş bir de. İlaydacığım çok teşekkür ederim. Bir de öpmüş bir de. Tüy Allah kahretmiyor ya. O hareketler ne öyle? Baba hareketlere bak. Bu hareketler de böyle kuruluş Osman. Allah'ın şansı oğlum, sen sapıksın lan. Abi. Ya siktir git, psikolojik destek al ya. Destek ya. Hadi siktir git, psikolojik destek al ya. Aslıcığım teşekkür ederim. Kesinlikle Cengiz'i boş geldin kardeşim. Git hallere bak. Ne yaptın abla? Orancım hoş geldin. Aa buradan yengeye de çok selamlar, ikiniz de iyi ki varsınız canlarım benim. Kara papatya geldi yalnız, o gelmeseydiydi neyse. Allah kahretmiyor. Fark etti Führal Cevat. Armin. Ha? Armin. Uyan, uyan. Uyan, uyan, uyan. Armin uyan, dayan, dayan, dayan. Sude dayan. Seni de bir gün severler. Ne oldu baba? Bu kolye neden çıktı? Sende bok mu var oğlum, gerçekten boynunu dolayıp yatıyorsun ya? Tamer'in kripto para. Ya bu kriptolar da bir an önce gerçekten ayı piyasası, bir şey boğa piyasası gelecekse gelsin ya. Bir zengin olalım artık ya. Ya şey... Hayalimiz var ya, devam abla. Sakın, sakın bana yalan söyleme. Yalan söylemek büyük günah. Büyük mu? Nurcuğum hoş geldin. Ama baba ben bunu yolda buldum. Sus! Allah kahretmiyor. Niye vuruyorsun lan kızına? İt! O ileride oynayacağı dizide senin yaşında bir adamla gerçekten sevgili olmaya çalışacak. Ya sen ne yapıyorsun rezil? Yalancı! Bundan sonra bu evden, bu odadan çıkmak yasak! Anladın mı? Ya yallahi billahi yazıklar olsun ya. Chat böyle tokatlı bokatlı işleri izleyince ben birden geriliyorum anasatım ya. Amin! Baba! Baba! Ne oldu, kapıyı mı kilitledi göğe? Baba! Baba! Baba aç kapıyı! Ay bir de böyle tripleri hiç çekemem ya. Vallahi billahi bu klişelerden ben bıktım. Ben bıktım bu klişelerden ya. Sinek Stopçum hoş geldin. Baba affet beni! Ulan yobaz Hristiyan!
Hristiyan'ın da demek ki arkadaşlar yobazı var böyle. Yobaz Hristiyan, gelsene buraya. Niye böyle şeyler yapıyorsun? Manyak. Olmaz olur mu gerçi? Bir süre var. Ececiğim dördüncü bir süt olsun Celiko. Manyak manyak işler ya. Yahudi dedim pardon. Yahudi. Yahudi. Bir isteğiniz var mı sultanım? Ne gibi canım? Kim var Mehmet'in yanında? Mehmet şimdi uyudu. İzniniz olursa Topkapı'ya gidip hemen döneceğim. Ne ya abla? Ay Hatice ne olursun manyak manyak bir de triplere girme. Vallahi küfür et. Tipe bak şunu. Şunun tipe bakın chat. Acil şunun tipe bakar mısınız lütfen? Ey Allah seni kahretmesin filtresiz face. Ne yapıyorsun sapık? Hayır! Gidemezsin diğer kalfa. Anladın mı? Yahu tamam arkadaşım en çok senin bebeğin ya. En çok senin çocuk. En çok Milan'da Nilgay'a üzüldük tamam ya. Tamam Milan'da Nilgay'a üzüldük ne yapıyorsun ya? Ay görmemişsin çocuğu olmuş tutmuş bir tarafına sokmuş manyak mıdır nedir ya? Allah'ım görgüsüz ya vay ya vallahi ya. Gel kalsın. Ha canım. Başlayın Gülfem Hatun. Ben... Senin bir günahın yok. Yok tabii arasında bir iki dakika Topkapı'ya gideceğiz altı üstü ya. Ancak sultanımız bugünlerde iyi değil. Asabi de bozulmuş vaziyette. Sultanımız hiç iyi değil ki. Sen saraya git. Lakin çabuk gör işini dön. Kızmasın. Evet. Sen bana bırak. Ben ayrı. Educum hoş geldin Edu komiserim. Yeterim. Hadi üzülme artık. Sözün kıymetine yola giderdin. Bunlar kim lan? Söylediklerim yerine ulaşmış. Allah kahretmesin. Figani. İbrahim gitti. Hanedan doğru yolu buldu. Ya Figani gözünü seveyim. Niye gerçekten ortalığı karıştırdın sen bütün ahaliyi ya? Figo. Türkmenler beyliklerini istiyor. Evet. Sipahiler de tımarlarının ödenmesini ve askerliğe geri dönmeyi. Sürgün edildikleri arazilere dönerlerse borçlarının da silinmesini istiyorlar paşam. Oldu. Hepsi iptal. Direkt baskın. Ferhat Paşa'nın yaptığının bedelini şimdi ödüyoruz. Ya bu işler böyle usta. Yani bir devlet adamı yanlış yaptı mı chat? Yani o işler öyle bir yılda iki yılda temizlenmiyor. 10 yıl onun gerçekten ceremesini çekiyorsun. Allah yardımcısı olsun. Her zamanında kesseydik cezasını. Bugün bunlar başımıza gelmezdi. Biri sıçıyor, arkasından gelen temizliyor. Devlet işleri böyle chat. Normal vatandaş kendi sıçtığı boku temizliyor da. Lakin devlet işlerinde öyle olmuyor işte. Bu sefer adalet o kadar geç tecelli etmeyecek. Ne oluyor lan? Aa İbrahim'e isyan edenler olur gibi. Ranneylahçım teşekkür ederim. Geç kalıyorsunuz. Hani işlerim var diyordunuz limanda. Acelesi yok giderim. Acelesi yok burnu nöbet tutuyor. He? Kırr nöbeti tutuyor. Kırr nöbeti. Senin yüzünden kızı içeri kapattılar lan. Armin'i bekliyorsunuz. Armin mi? Of of Vali Bey. Siz kör kütük meftun olmuşsunuz bu hatuna. Nereden çıkarıyorsun matrakçı? Alakası yok. Şurada eğleniyoruz. Nasıl alakası yok lan kızı? Vallahi bile kilitlediler içeri. Ev hapsi. Gel bekliyor hala. Nasılsın coşu? Bu ne yapıyor? O ne yapacak? Ha dur Figo geliyor. Bağıracak şimdi ey ahali diye. Ey ehli müslim. Ehli müslim dedi chat pardon. Bugün mübarek bir gün. Evet. İbrahim Paşa'nın diktirdiği putları hünkârımız Sultan Süleyman Han Hazretleri örtünün altına hapsetti. Ya diktireceğim şimdi putlarını gözünü seveyim. Sen Hatice niye kafana göre iş yapıyorsun? Bak Süleyman abinin üstüne kaldı bütün gerçekten işlenen suçlar ya. Ayıp kapandı. Hünkâr kullarının sesine sağır kalmadı. E sizin peki paşanın evini dikizlemeniz gerçekten ayıp değil mi? Günah değil mi? Duydu figanımızı. He? Figani. Manyak manyak işler iki tane vallahi bile yontulmuş taş mı gerçekten sizi şey yaptı ya? Buna mı tetiklendiniz bu kadar ya? Figani. Oğlum tapmıyoruz ya o putları oraya, orada şekil olsun diye koyduk oraya gerçekten. Hani bahçe bizim dekorasyonuna uyuyor diye koydu Selim Bey. Selim Bey kırmızı olsun. Erken sevinmedin mi? Sus matakçı. Bugün vallahi ya. Hiçbir şey keyfimi kaçırsan istemiyorum. Aşık değil mi? Versen konuşsun. Asikome. Al sana keyif vallahi billahi. Kızımın peşini bırakmak için kaç para istiyorsun? Beyim zengin olabilirsin. Lakin senin paran bende geçmez. Bir daha dükkanıma gelme. Fü Allah'ım fakiri. Ben de kızı için teklif yapıyor zannettim. Herifin verdiği parayı geri vermiş sadece. Fakir.
Bende sana satacak mal yok. Mal mı? Sen kızını mal olarak mı görüyorsun it? Kızımın da peşini bırak. Ha pardon şeyde kolyelerden bahsediyormuş. Dayı neyin tribine girdin anası? Niye bu kadar tribe girdin ya? Kızını illaki birine ev vereceksin ya. Seve seve vermezsen sikke sikke vereceksin. Sikke sikke vereceksin. Ondan sonra vallahi billahi kızınla eşi böyle storyler atacak bak tatlış tatlış. Amin. Amin. Allah kahretme böyle şeyler yapacaklar birlikte. Niye böyle yapıyorsun Cahşok'u? Ya seve seve. Türkmenlerin bir kısmı Kalender Şah'ın Mehdi olduğuna inanıyor paşa. İbrahim'in oturuşa bak. Yolundan asla dönmeyeceklerini söylüyorlar. Kalender'in ölmeyeceğine inanıyorlar. İbrahim'cim onların tek tedavi yöntemi kellelerini almak usta. Bu saatten sonra onların beyinleri yıkanmış. Ölse de geri gelecekmiş. Hurafedir bunlar. Kim ölüp de dirilmiş? Herkesin kalbinde bir inanç var paşam. Evet. Benim de var. Öldürseniz de kesseniz de vazgeçiremezsiniz beni. Vazgeçmez usta. Bunlarınki de öyle işte. Nasıl ikna edeceğiz? Evet. Topla mı tüfekle mi? Ne iknası oğlum bunlar Allah'ını seversen bunları var ya hiçbir psikolog tedavi edemez ya. Acaba var mıdır gerçekten arkadaşlar öyle birine mesela mürit olan ve daha sonra psikolojik destek alan siktir gibi psikolojik destek al dediğimiz ve psikolojisi daha sonra düzelen aa hakikaten bu böyle değil böyleymiş diyen var mıdır? Ben zannetmiyorum ya. Atınla mı? Yani bugün Dilan Polat'ın bile müritleri var anasını satayım Türkiye'de ya. İnsanın inancını değiştirmeye yeter mi bunlar? Ne var yani kara para akladıysa ne var yani milyon dolarları akladıysa ne var yani çetelerle iş tuttuysa diyen var anasını satayım ya. Yani yapacak bir şey yok chat. Gerçekten inanını döndüremezsin yolundan. Nereye giderse gitsin. Hangi dili konuşuyorsa konuşsun. Hangi dine hizmet ediyorsa etsin. Kalbinde hep kendi gerçeğini taşır. Öyle abi. Onunla yaşar. Onunla ölür. Onunla ölür kısmına geçiş yapmamız lazım. Direkt ölüm yani. Yapacak bir şey yok. Yani bu hayatta ölmesi gereken tek insan birinin müridi. Yani hakikaten onlar artık gitmiş anasını satayım ya. Biz bir ara arkadaşlar Kısmet Solur izliyorduk. Bu yeni sezonda Kısmet Solur'a bir yarışmacı bir kız girmişti. Yarışmacı kızın babası da arkadaşlar Mehdi olduğunu iddia eden tiplerden bir tanesi. Şu arkadaşlar şu. Mehdi Tuncer. Dur bakayım Mehdi Tuncer Çiftçi. Aha bu. Yani arkadaşlar bak bu videoyu bir ara izleyin. Tisigarko sahte Mehdi Tuncer Çiftçi izliyor diye. Bir ara izleyin arkadaşlar. Bu adam Mehdi. Şu herif kendini Mehdi zannediyor arkadaşlar ve bunun müritleri var. Ya bunun bile müritleri var Türkiye'de. Neyse doğur. Sabah eşya hukuku vizem var. Şevvacım inşallah iyi geçer balım. Bak. Bir kokula buçuk. Bak. Bak. Böyle. Böyle. Bu herifin arkadaşlar şeyleri var. Bu herifin müritleri var. Dur bakayım hatta bunun videosu falan vardı da. Neyse bir ara bakarız gene. Bu herifin böyle müritleri falan var arkadaşlar. Millet kafayı yemiş anasını satayım ya. Ya bu tarz olaylar bir de bizim milletimize has olaylar değil arkadaşlar. Bugün o çok özendiğimiz Avrupalarda, Amerikalarda da yaşanıyor yani böyle sapıklıklar. Hatta belki oralarda daha bile fazla yani. Ne yaptın abla? Ne olur sultanların en bilmem nesi diye girme. Sultanların ağabey hayatı. Ağabey hayatı nasıl çiğim? Tövbeler tövbesi vallahi bile. Ne haber ağabey? Hatice Sultan'a gidecek misiniz? Arabanızı hazır ettirdim. Sizi bekliyorlar. Hatice mi Sultan? O yoldan sapar abla o. Ben sana söyleyeyim. İzlenmiş et. Sen de benimle geliyorsun. Emriniz başım üstüne sultanım. Nereye gidiyoruz abla? Nereye basıyoruz gene chat? Ha? İsyan bastırmaya mı gidiyoruz? Sultan canımdan bezdirdi. Bugün değilse yarın yığılıp kalacağım. Ya manyak hakikaten gözünü seveyim ya. Ben buraya gerçekten atama istiyorum ya tekrardan buraya. Senden başkasına güvenemeyiz. Dayanacaksın. Gülfem... Neye dayanacağız? Dayanılacak gibi değil ya. Gülfem Hatun orada zaten. Gülfem Hatun'la kendini bir mi tutuyorsun? Harbiden gerizekalı. Selam Akucuğum çok teşekkür ederim. Ulan sen gerçekten koskoca Gülfem Hatun'a şey mi yaptın aslında? Nedime mi lan o? Tam o. Ona mı buyuracağız sen ilgilen çocukla diye? Harbiden ha. İyice kadını hizmetçi belirler onu satayım. O Hatice Sultanımıza olan muhabbetinden, hürmetinden ilgileniyor. Nerede o kankisi diye oturuyordu. De ben... Sızlanma.
Validem duyarsa canını okur. Vallahi mi? Sen kimsin lan? Ha? Bok! Sen... Alt tabakaya bak ya! Senden başka kimseye emanet edemeyiz. Anladın mı? Duydun mu lan? He? Kalfo! Siktir git çocuğa bak şimdi! Manyak. Aa, bindik arabaya gidiyoruz usta. Taksici, solla biraz. Acelem var benim. Gelmez değil mi gene sultanların bilmem nesi? Af köşküne gidiyoruz. Yolu göster. Hatice Sultan'a gidecektik ama. Sus! Susi! Beni hemen oraya götüreceksin. Av köşkü Sıla'yı, ben dedim ama bu direksiyonu kırar diye. Aha. Allahu Ekber! Kız ne çekti anasını satayım bu kızcağız ya. Ay geliyor, köşeden döndü geliyor Sulayman. Aha siktir, bu da geliyor. Ay arana avradı, binle iki çıkmadan üçüncü dünya savaşı çıkacak, ben sana söyleyeyim ha. Tek bile birinden tek seferde. Ne oldu abla? Daha hızlı gitmemiz lazım. Söyle çabuk oldular. Sultanım geri dönelim. Abla sus, biliyorsun loli de loli. Vallahi yanarım, beni yak. Vallahi yanan yandı zaten. Yakacaklar. Gel. Nasılsın Sulayman? Kızın senin kerkinmeye çalıştığın yetmiyormuş gibi. Hürrem bir de şimdi bu kızın saçını başını yolacak, gel abla. Bir tek şeyi bilmek istiyorum. Ne abla? Öldürdün mü onu? Öldürdün mü lan Frederico? Ha? Frederico da çok üzüldüm, iyi çocuktu lan. Henüz değil. Henüz değil diye bir de bak, Allah'ını seversen kışkırtmatik hareketler yapıyor ya. Kışkırtmatik. Eyvah geliyor. Aha! Sizin esiriniz benim. Onu bırak. Daha önce de söyledim. Bir barbardan çok şey bekliyorsunuz. Bir barbar bir barbara, bire barbar gel beraber bir barbar dükkanı açalım demiş. Neden yapayım bunu? Allah, bakışlara bak Chet. Bir karar verdim. Ne karar? Bu olanlara bir son vereceğim. Ya sen de gerçekten durdun şimdi mi adamın gerçekten billurlarını avuçlayasın geldi? Testikul tataki karı. Durdun şimdi mi gerçekten deli olacağım ya? Şimdi mi elleşesin geldi adamla? Vallahi billahi çet çok uyuz oldum ya. Benimle gelin. Nereye? Eyvahlar olsun. Ay. Allah kahretmesin Nermüz'ü. İner döne döne gökyüzünden. Bak şimdi burada, bunlar niye buraya geldi ki chat? Bunlar buraya niye geldi ki chat? Allah kahretmesin, neden? 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 Ay galiba loli sen operasyonlar yapılacak chat. Ne olacak? Ha! Ben sana vereceğim. Ondan sonra sen de Frederick'i bırakacaksın. Ondan sonra sen de kimin daşağı büyükmüş göreceksin. Allah kahretmiyor chat, çok özür dilerim. Çok özür dilerim ama çok sinirliyim. Allahu Ekber. Pis! Bakacağız. Soyunacağız. Aramızda kalsın, çakışacağız. Ah sana, vah sana. Bu ne oğlum, tahta gibi zaten bunu ne yapacaksın bunu? Bu ne bu? Vallahi billahi ya, küçücük şey lan bu vallahi billahi ya. Küçücük daracık içi dolu turşucuk kız bu. Bırak bunu, gel gönder gitsin kız zaten. Vallahi billahi zatüre geçirdi burada ya.
olsun. Gülüm benim, çok teşekkür ederim. Oğlum daracık dedim, Allah kahve omuzları için dedim. Kur'an çarpsın, Allah belanı vermesin. Batu Hanım çok teşekkür ederim. Vallahi billahi omuzları hani böyle şey, kızın şeyi küçük. Bak kahretmesin sizi, vallahi billahi nereye çektiyseniz böyle konuştukça daha da şey oluyor. Vallahi o anlamda söylememiştim. Kur'an çarpsın ya. Ay. Bulantı. Küçücük kız oğlum ya. Böyle küçük kız ya. Onun için dedim hani küçük. Portatif Türkan Şoray. Ya vallahi billahi çok uyuz oldum ya. Bir de bölüme bak, 31. bölüm. Bir de 31. bölüm, kafayı yersin ya. Devam. 31. bölümde mi şimdi böyle şeyler yaşanacak bir de? Gel. Bu dizideki olay ve karakterler tarihten ilham alınarak kurgulanmıştır. Ya nasıl bir ilham aldınız anasını satayım? Bu nasıl bir ilham? İlham değil mi ilhamcık? Tövbe estağfurullah ya. Süleyman abi bırak vallahi bir de omuzları daracık kız bu ya. Bir de Allah kahretmesin, yönetmenlik oyununa bak. 31. bölümdeki yönetmenlik oyununa bak. Üstümüzden bir kuş geçiyor şu anda. Kesin Süleyman abi yapmayacak ha. Yani yapmayacak derken ne yapmayacak anladın? Süleyman abi birden şu anda gaza gelip yapmayacağız. Hadi bir bira getir de içelim. Hadi bir parlatalım diyecek. Yapmayacağız diyecek, ben sana söyleyeyim. Ay bu da buradan izliyor. Süleyman ne yapıyorsun sen? Ne yap abla, detay vermeyelim şimdi. Hemen çık oradan. There is door. Süleyman abi zaten erken çıkıyor. Bu arada Sude'yi çok seviyor. Orada buradan kokulu öpücükler. Allah keseni bereket versin gülüm benim. Ne oluyor? Allah kahretmiyor. He. Bakacağız, göreceğiz. Hadi geç bu işleri ya. Hadi geç bu işleri. Bülbül'ü altın kafese soktun zaten anasını satayım. Bu saatten sonra başka bir yere de başka bir şeye sokabilirsin yani. Zaten yapacağını yaptın sanki, dersin ki. He. He tamam, şu anda ideal erkek oldun. He. Adamın manitasına, kızın manitasına kayyum atamış. Gelmiş burada güya kerkin mi? He. He oldu. Ya geç bir rolleri Süleyman abi, Allah'ını seversen. Ortadaki şey gibi akıyorsun ya. Ortadaki çeşme gibi akıyorsun ya. Geç bu işleri ya. Yemez gözünü seveyim ya. Gel. Manyak işler ya. Şimdi hala kalktı akıyor. Allah kahretmiyor ya. Bırakın bu kalkma makma inme işlerini chat, ne olur ya. Bu arada arkadaşlar Beyoncé'ya aşığım, onu da söyleyeyim yani. Buradan Beyoncé'ya da kokulu öpücükler. Kendisi izliyor mudur şu anda, muhtemelen izliyor bizi. Tarzan Hanım çok teşekkür ederim bir kişiye abonelik verdiğin için. Hürrem ne diyorsun bu işe? Ay vallahi billahi çok kötü. Ay Allah kimseyi yaşatmasın chat'cim. Amin diye chat. An itibariyle chat. Amin. Amin. An itibariyle chat. Ah vah sultanım. Ah ki vah. Ah sana vah sana. Kıyamam yazık sana. Neler oldu? Neden üzüldünüz? Keşke gelmeseydik buralara. Keşke abla. Keşke. Neden? Ay Nihal camdan gelsin. Ya da camdan gelsin. Bir yerden gelsin yalnız. Prensesim. Ne oldu? Kelebek. Ne yaptı size o barbar? Dur abla dur. Wink Ferseci çok teşekkür ederim. Bir şey yapmadı ya. Biz vermeye kalktık da o almadı. Hiçbir şey. Bizi asla bırakmayacak. Buradan asla kurtulamayacağız. Evet. Süleyman abi bizi böyle şeyde bırakamazsın sen ama, ayıp ediyorsun ya. Bu nedir artık ya chat ya? Baba hallere bak, Allah kar döndü oradan geliyor ya.
Döndü oradan geliyor. Ver müziği ya. Bir de vallahi billahi. Karizmatik karizmatik de gümbür gümbür de at sürüyor ya. Sarışın firuze din yıldız geliyor. Yıldız geliyor. Gel Şah Batur gel. Bana nasıl yaptın bunu? Nasıl? Söz vermiştin. Başka kadın olmayacaktı. Abla söz vermek de. Sultanım yapmayın böyle. Vallahi korkuyorum. Vallahi ben de korkuyorum. Ay bu karı tek başına bütün isyanı bastırır biliyor musun bu şu anda gerginlikle? İyi misin? Ay panik atak geldi. Arabayı durdur. Arabayı durdur. Kusmağı geldi. Nefes alamıyorum. Nefes mi? Gelsene bir suni teneffüs yapayım. Ne oldu? Arabayı durdur. Kız durdursana arabayı gerizekalı. Bir durdur arabayı durdur diyor. Hala sürüyorsun ya. Ya. İyi misin lan? Aha! Tam olarak bu oldu. Melisa tam bundan yaşandı şu anda Çetçim. Kesinlikle tam olarak bundan yaşandı. Çok doğru zamanda attı onu. Melisa! Severek izliyoruz Tamer abi. Diğer üyelerin de sana. Beong Yu'ya buradan sana. Beong Yu'ya aşığım bu arada Çet. Tekrardan söyleyeyim yani. Allah! Ano! Azgın çığlıklar arşı deli ayı! Sultanların en çığlığı! Babaannelerin en inci tanesi surata bak! Kanka çok bir şey, kolay bir şey söyleyeceğim şu anda. Neyse var? Eduk abi yayını izliyorum diye arkadaşın telefonlarını açmıyordum. Her sevgili ayrılmış. Bak dinle şimdi. Çok mantıklı bir şey. Tek bir cümle. Boşan. Tek kelime. Boşan. Boşan ben arkandayım. Ya bu ne yapıyorsun be? Sen de biraz abarttın gibi geldi ya. Boşan diyorum ben arkandayım ya. Boşan ya. İlay Döşüm çok teşekkür ederim. Boşan diyorsak boşan yani chat ya. Ben arkandayım ya. Tisigarko tayfa olarak biz arkandayız ya. Kızmayın beyim ama ben size dedim. Söktür git psikolojik destek al ya. Chat. Kızcağızın da başını yak. Allah bilirce şu efendi zavallı kıza neler yaptı. Hiç sorma ki kala. Matakçı git konuş şu adamla. Ben ne diyebilirim? Benim kim olduğumu anlat. Kızının bir suçu olmadığını söyle. Chat. Oğlum bu da koskoca devlet adamı şimdi. Bali Bey anasını. Buna da kız vermeyecekse kime vereceğiz chat? Şu efendi beni dinlemez. Matakçı. Böyle bir günde yoldaşını esirgen adamdı. Oğlum bir de şu ses nedir? Arkadaki yağmur sesinden bunların sesini duyamıyoruz ya. Yahu. Hadi. Türkiye'nin en çok izlenen dizisinde böyle prodüksiyon hataları yapmayın arkadaşlar ya. Bismillah. Gel canım. Nasılsın Caşuk? Selam aleyküm. Gram sikke kaç para oldu? Çeyrek sikke? Sikke. Beyong Yu? Kolay gelsin Caşu Efendi. Kolaysa goten gelsin Can. Sana da yazıklar olsun Nasuh Efendi. Lan yazıklar olsun da ne oldu senin kızını daha kaldırdık sanki ya. İki tane ağzını öptük ya. Demek arkandan ne iş çeviriyordun? Ya günahımı anla bildiğin gibi değil. Nasıl değil? O tüccarı sen musallat ettin başımıza. Musallat mı? Şşş. Tüccar mı? Aa! Tüccar değil o. Ne tüccar olan koskoca vallahi billahi bali lan o. Semendire valisinin oğlu. Mühim bir şahsiyet. Herhalde oğlum götünüz başınız ayrı oylamasın anasını. Hünkârımızın has beylerinden. Kimse kim? Kızımdan uzak duracak. Kimse kim mi? Lan öyle bir sistem var mı? Gerizekalı hünkârın adamı diyor. İstediğimizi alacağız bu kadar. Bu kızı ver. Yahu tamam. Misafir zaten. Bir müddet sonra memleketine gidecek. Defolup gitsin. Sen de gerizekalı öyle söylüyor. Öyle söyleyince de bu sefer sanki yani kızımıza kerkenip kaçacakmış gibi hissettireceksin adamı salak. Olacak iş mi Nasuh Efendi? Oğlum niyetimiz ciddi diyeceksin saf. Benden kolyeyi alıyor, gidiyor kızıma veriyor. Ama onun da kemiklerini kıracağım. Kıracağım mı? Ne var oğlum işte ne güzel de senden aldığımızı sana taktık gibi düşün. Sağ cebinden aldık, sol cebine koyduk arasını satayım. Burada iyilik yaramıyor kız sana da vallahi caşa ya. Ayıp ediyorsun ya. Gülay ile birlikte çıkmışlar. Allah kahretmiyor geliyor. Kader ortağım. Kader ortağım günah. Geliyor. Hı. Ah!
Ne olmuş buna böyle? Çok iyi soru. Ne olmuş buna böyle? Hürrem Hatun. Asiko be. Başımın belası bir sen eksildin. Mükemmel bir ikili ya. Günaydın Kumaş. Hayırdır? Nasılsın Yumaş? Nereden böyle? Hiç. Dolaşıyordum öyle. Allah peki gelirken iki arada bir derede yasaklı madde mi kullandık? O gözlerin haline öyle lan. Sana da tavsiye ederim. Bütün gün oturup kim nerede ne yapıyor diye düşünmek yoruyordu seni. Ay sen ki sen yapmıyorsun Hürro, sen de. Kendin yaptın ya, gittin ya pusi köşküne. Manyak. Sanki sen yapmıyorsun. Yapmak zorundayız zaten. Başka işimiz mi var burada? Gördün mü ne halde olduğumu? Nasıl keyifleniyor var ya. Gözleri şişmiş ağlamaktan. Düştüğünü gördüğü anda nasıl keyifleniyor var ya. Bunun amacı artık arkadaşlar Süleyman'ı geri falan kazanmak değil. Bununla Hürrem'le Süleyman'ın arasının bozulması. Yani bunun tek motivasyon kaynağı bu saatten sonra bu. Ne oldu acaba? Hürrem'in motivasyon kaynağı da arkadaşlar Süleyman'ı elinde tutmak. İkisi artık çok farklı pencerelerden bakıyor yani bu ilişki işine. Şimdi öğreniriz. Gel abla. Aha. Kaçıyor. Kaçıyor. Sümbül ağa. Gel buraya gel. Benim mi kaçıyorsun? Haşa sultanım. Hello. Vallahi ben şey. Demeli. Evet Gülah. Seni dinliyorum. Ay şu anda arkadaşlar. Anlat. Çapraz ağa sorgusu. Neyi sordunuz sultanım? Nereye götürdün sultanım? Neyi sor? Nas Baby hoş geldin canım benim. Pazar günü arkadaşlar bu arada Amazon Prime. İlk defa yapacağız. Nasıl oluyor bilmiyorum yani. Durdurma murdurma işleri nasıl oluyor bilmiyorum ama birlikte bir ihtar filmi izleyeceğiz. Haberiniz olsun arkadaşlar. Nereden geliyorsunuz? Biz şey sultanım. Hı. Ne taraftan geliyoruz biz? Ne taraftan abla? Yoksa... Av köşkü tarafından diyelim. Av köşküne mi gittiniz? Hı. Siz nereden biliyorsunuz? İzlenmiş Allah kahretsin. Bu karı da kafayı yedi ha. Güzel. Demek oradan geliyorsunuz. Salak sen de anasını ne direkt patlattın diye nereden biliyorsunuz dediğin anda da bir sorunun cevabını vermiş oldun zaten. Sugar ağa. Yok sultanım. Boşuna kıvranma Gülah. Yoku mu kaldı? Verdin zaten cevabı. Safo. Oradaki kadından haberim var. Vallahi ne dediğinizi anlamadım sultanım. Ya ne dediğini? Oradaki kadını kıskanmıyor ki zaten. Bu kadının bu hayatta kıskandığı tek bir kişi var. O da Hürrem. Ne kadınıymış ki? Ben zaten geç kaldım. Dahi Hatun beni bekler. İzninizle. Yes, sir. Evet. Abi iyi yayınlar. Ben kardeşimi hastaneye götürmeye gidiyorum. Günüm benim çok geçmiş olsun. Ne oldu ki? 5 lira atıp söylesene bakayım ne oldu. Çok geçmiş olsun hayatım benim. Allah şifa versin inşallah bir tanem. Hürrem Hatun'un etekleri tutuşmuş belli ki. Kadın orada. Gözlerimle gördüm. Eyvahlar olsun. Nasıl eyvah ki. Gördünüz. Sen götürdün beni oraya. Ben mi? Evet. Nasıl ben mi oğlum? Sen verdin ya adresi Safo. Evet. Neyiz doğru? Aynen öyle diyeceğim hünkârım. Olsun olsun Slatoşko teşekkür ederim. Ama olan biti. Kuzenine de selamlar burada. Ne anlatır sana başka? Ne anlatmamı istiyorsunuz? Ne konu ne bakımı? Kim bu kadın? Abla prenses. Bir şey söyleyeceğim. Sen de git Frederick'i ver anı satayım. Bu işler karışacaksan da git Frederick'i ver. Benden duymuş olmayın. Adı Isabella. Senin de mezara ben ya. Isabella Fortuna. Kendisi Kastilya prensesidir. Kastilya mı? Prenses. Prenses. Ay vallahi prenses. Senin gibi yani alt tabaka değil ha? Köle. Ha? Cariye. Cariye değil misin? Ha? Vasıfsız köle cariye değil misin? Yalan mı lan? Ha? Vasıfsız. Ha? Soysuz. Soylu musun sen? Ne zamandır orada? Nerede? Alo yani onun hayatın gerçeklerini sana söylemek için söyledim şimdi. Ne yapayım ya prenses değilsin ki? Ya ben de mesela arkadaş ben de prenses değilim. Yani chat. Ben de prenses değilim. Ben de yani arkadaşlar biz de bir köle sayılırız neticeyiz ben. Neyse 3 aydır. 3 aydır orada ve benim haberim yok. 3 ay Allah kahretmesin abi düşünsenize. Süleyman abi sen 3 aydır mı gerçekten bu zorbalamayı yapıyorsun insanlara? Oha! Ya biz bunu 3 bölümdür izliyoruz ama 3 ay olarak mı geçti şu anda bu dizi evreninde?
Ha? Cariye. Nasıl geldi peki? Kim getirdi? Tillahi İbrahim Paşa'mız emir buyurdular. Allah şahit. Allah şahit. Vallahi Allah şahit. Türk korsanlar açık denizden almışlar, satmaya getirmişler buraya. Evet. Ben de git. Biz de verdik sikkeyi, aldık kızı. Tüm aldım limandan, getirdim köşke yerleştirdim. Aynen usta. Süleyman abi de ona yerleştirdi. Yani yerleştirmedi de yerleştirmeye kalktı. Biz söylenenleri yapıyoruz işte, emir kuluyuz sultan. Öyle ne yapacaksın abla biliyorsun. Simila. Sus. Çık git. Okey. Allah'a emanetsin. Okey. Karı cesede döndü ya. Karı cesede döndü ya. Sultanı. Ne istiyor? İhanet ediyor. Ay ihanet ettin dünden beri ben de. Çok şeyler değişti belki. İyi misin abla, sen de çok şeyler değişti hakikaten, ben onu fark ettim yalnız chat. İhanet ki ne ihanet abi. Oğlum bu arkadaki müzik gerçek kesit müziği değil mi lan? Fahir Atakoğlu. Gel abla. Daha ne olacak bana Carmina? Ama bir şey söyleyeceğim şimdi. Carmina, Anna Carmina onu bunu siktir etti. Ne güzel olsun. Keşke beni de gerçekten Süleyman abi kaçırıp 3 ay bir yere kapatıp akşama kadar böyle vallahi bile menüler çıkarsa bana ya. Yani bir ömür biber dolması yiyerek gerçekten arkadaşlar bir odada yaşayabilir mi? Ama birazcık da limon koyacaklar yanına ekstra olarak. Ben kabulüm mesela usta. Ha? Kabul. Kabul bana. Allah masayı yıkacak. Kendimi daha ne kadar aşağılatacağım? Ay nimetül vahşetler gitti. Kız. Bu acıdan, bu utançtan kurtulmanın yolu ne? Bir sakin ol, onları seversen millet onu vallahi bile bulamıyor. Prensesim iyi misin? Eyvallah olsun. Ne oldu kız? Ne oluyor? Bir şey yok. Bir şey yok. There is no fucking problem. Dur abla sen de Allah'ını seversen ya. Peltelek Niyazi. Hürro, ne yapacağız şimdi? Sultanım. He canım. Hamamınız hazır. Sıcak suyu gelir. Hamam mı? Hiçbir şey teskin edemez beni artık. Oradaydı. Gözlerimle gördüm. Evet. Birlikte içeri girdiler. Ay birlikte girdiler. Süleyman abi tek çıktı. Öyle söyleyeyim sana. Çift çıksalar da eyvallah da. Süleyman hala orada. Onun koynunda. Yok Süleyman abi çıktı oradan. Aa bir 5 dakika bekleseydin keşke ya. Gerçi bu sefer de işi erken bitti diye de yorumlayabilirdik yani. Sultanım. He canım. Hünkârım sizi görmek istiyor. Allahu Ekber bir de yani bu kılıkta. Neden? Konuştun mu yoksa? Söyledin mi kadını gördüğümü? Maşa ne haddime. Hünkârımız yeni teşrif ettiler hareme. Gelir gelmez de sizi görmek istediler. Ay Süleyman abi gözünü seveyim, bir oraya giriyorsun bir buraya giriyorsun sen de. Çıkışır. Bu saatten sonra girişler ücretli. Öğrenciye yarı fiyatına. Çakal. Ay Süleyman abi. Bu kadın var ya. Senin pipini idam eder ha. Yanlış anlaşılma olsa aramızda kalsın söyleyeyim. Senin pipini idam ettirir ben sana söyleyeyim usta. Artık boğarak mı idam eder? Keserek mi idam eder bilmiyorum ama yani öyle bir ihtimal var ben sana söyleyeyim. Ben bundan çok tırsıyorum usta. Çok tırsıyorum. Boğazınız daha iyi oldu mu sultanım? Boğazında kalmasın. Evet. İdam! İdam! Bu ilaç iyi geliyor. Yutkunamıyordum neredeyse. Ilık bir çorba hazırlasınlar bana. Olur abla biliyorsun. Knor var. Çabuk çorba. Nigar Kalfa uğradı bugün. Hemen de döndü. Nasılmış Hatice'm? Bir şey söyledi mi? Manyak abla, o da iyice psikolojiyi bozdu biliyorsun. Hatice Sultan'ın çok mutsuz olduğunu söyledi. Evet. Bekliyordum o putlara bir şey yapacağını. Putlara mı? Ablacığım puta da tapmıyoruz ki biz, gözünü seveyim ona öyle şekil olsun diye iki tane heykel koyduk ya. Koçtaş'tan aldık biz onları ya. Taksidi bitmeden vallahi bile heykelleri kapattılar ya.
Yalnızlıktan bunaldı tabii. Hemen Gülşen Toşko. İbrahim bir an evvel sağ salim dönse bari. Aksi halde Hatice'min aklına mukayyet olamayacağından korkuyorum. Aklına mukayyet olması için bir insanın bir aklının olması gerekiyor. Olmayan şeye nasıl mukayyet olacak ki manyak? Siktir, psikolojik destek al ya. Ama ya. Daha ya hafı. Değil mi? Manyak. Sultanım. Şuraya bak, ortada bir tane vallahi bile katarsis koltuğu. Bu ne böyle? Bir isteğiniz, bir ihtiyacınız var mı diye sormaya geldim. Var mı canım? Yok, sağ ol. Koskoca Gülfem Hatun'u vallahi bile Nedim'i olarak kullanıyorsun. Sen ne kadar rezilsin ya. Hı. Sinirlerim o kadar bozuk ki. Ay hiç çekilmez bir çile bu ya. Bu nedir bu chat bu, Allah'ını seversen. Kırıp döküyorum etrafını. Niye bizim her izlediğimiz dizide böyle gerçekten böyle aşırı derecede pink mi görüller var? En sevdiklerimi incitiyorum. Hı. Sen de kırgın mısın bana Gülfem? Evet. Hı. Sultanım. Evet desem daha çok kırar ya. Hayır de geç. Hı. Ben size asla darılmam. Allah senin manyaktan böyle, yani önümüzde daha bir 100 bölüm var. 100 bölüm daha böyle manyak devam edecek. Ben seni çekemem. Ben seni çekemem. Lakin sizi böyle görmek beni çok üzüyor. Okey. Konuşun. Anlatın. Dökün içinizdekileri. Git psikolojini düzelt öyle gör. Vallahi ben seni çekemem. Korkuyorum Gülfem. Neyden? Kaybetmekten korkuyorum. Neyi? Sen aklını kaybetmişsin. Başka şeyini kaybetsen ne olacak? Neyini kaybetmekten? Oğlumu. İbrahim'i. Evet. İkisine de öyle bir aşkla bağlayayım ki. Ablacığım gözünü seveyim yani. Kıldan ince ipin üzerinde yürüyoruz. Osmanlı İmparatorluğu'nun içerisindeyiz. Birazcık kendine gel. Onlar olmadan nefes bile alamıyorum artık. Her an bu hayattan diskalifiye olma ihtimalimiz çok yüksek. Arkamızcım hoş geldin. 9. evimiz kutlu olsun bebeğim. Canımsın, iyi ki varsın. Rüyama girse. Kabus dediğim her şeyi yaşadım ben sultanım. Evet. Evladımı. Sevdiğimi kaybettim. Ah bu kadınlar. Ben bir kere ağladığını görmedik lan. Ha? Şu Rosfem'in o tarafında bir kere isyan ettin ama Rosfem büyüktür ol ya. Biliyorsunuz. Biraz götünü başına ayrı atma. Rosfem de burcudur Çet. Ha? Yaşadığı bütün acıları içine atıp o acılardan kendine güç çıkartan burç. Hangisidir bu? Herkes kendi burcunu yazacak şimdi. Herkes kendi burcunu yazacak şimdi usta. Lakin Allah her derdin katlanacak devasını da veriyor. Öyle abla vallahi. Rabbim bana bir dert vermiş. Derdin adı gönül yarası. Herkes kendi burcunu yazıyor. Kalbine koyuyor o inancı. Kalbine koyayım gerçekten Hatice. Kaderde ne yazıyorsa öyle olacaktır. Abi ben gece sana... Kimin gücü yeter ki değişim. Can Nida seni seviyor diye bit atmıştım ya, artık o can yok. Geçmiş olsun canım benim ya. Bitirmeye. Bir can gider, başka can gelir anı satayım. Lakin... Kendini şu anda kedi gibi düşün. Bunları düşünerek boş yere üzmeyin kendinizi. Ben de mesela Beyongü'yü seviyorum. İbrahim Paşa dönecek. Evet. Evlatlarınızla saadet içinde yaşayacaksınız inşallah. Ömer canım benim, canım Hatice. Altı üstte iki tane mi isyan bastıracağız, üç tane yobaz varmış, onları keseceğiz, geleceğiz. Sapık mısın nesin ya? Kendine Mehdi diyen bir tane manyak varmış, onu keseceğiz, geleceğiz. Neyin tribine girdin? Sapık. Hatıç. Hadi oğlum sen de bastır lan şu isyanı. Bu ne oğlum, bu nasıl mendil? Oğlum senin de her şeyin korku filmi gibi ya İbrahim ya. X-Peri seyirciye teşekkür ederim. İbrahim sen kimden neyi saklıyorsun? Aha. Ne oluyor? Geç bunları, geç bunları, izlemiştik zaten. Ne oldu? Neye tribine girdin? Paşa... İbrahim vallahi çok... Ya İbrahim'le Hatice en korktuğum karakterler ya. Hazretlerim. Ha? Gel pervane. Pervane mi? Ne haber lan helikopter? Kalende aşağı destek veren beyler görüşme talebinde bulundu. Adamı pervane diye isim mi taktınız? Manyak mısınız oğlum siz? Yarın geliyorlar. Bak bu güzel haber işte. Ne haber vantilatör? Sen vakit kaybetmeden yola çık pervane. Okey. Bu nameyi al. Götüne sok. Pervane. Kalendere ver. Pervane. Adamı pervane diye isim koymuşlar. Vallahi deli oldum ya. Bunu al. Al oğlum çekim mi?
Neden? Neden? Yine bir hal candan teri bile girdim durduk yerde ya. Ah geldik mi gene al köşkün abla. Aha. Lütfen uyuyun. Yarın daha iyi hissedeceksiniz. Şaka yapıyorsun. 3 aydır aynı şeyi söylüyorsun sen de gerizekalı manyak. Nasıl uyuyabilirim? Gözlerimi kapattığım anda onun bana bakan gözlerini görüyorum. Ah canım Frederick ya. Buradan kurtulacağız prensesim. Tek düşünmeniz gereken bu. Bizi bırakması için daha ne yapmam gerekiyor? Baba vallahi bir para verdik. Şan verdik, şöhret verdik, en son döndük kendimizi verdik. Al artık bir tanesini al Süleyman abi. Onun bir tanesini al, verdiğimiz şeylerden bir tanesini al. Tek istediği beni acı çekerken izlemek. Ben sıkıldığı zaman hepimizi öldürecek. Seni, beni, Frederick'i, hepimizi. Evet. Ne olur böyle konuşmayın. Korkutuyorsunuz beni. Beni yalnız bırak. Beni yalnız git abla. Dua edeceğim. Git canım, huşu içinde dua etmem lazım. Hayatımız kaydı biliyorsun. Az siktir geliyor, ekibi topladı geliyor. Abla nasıl role gireceğiz şimdi? Süleyman abinin karşısında. Abla biraz lule lule efekt yap. Gel abla. Süleyman. Hoş geldin sultanım. Nasılsın Süleyman? Av köşkü mü? Kim bilir nasıl bir operasyon çekecek şimdi. Beni görmek istemişsin. Çok gerginim ha. İnanılmaz gerginim ha Chet. Işığınla gecemi aydınlattın. İyi ki geldin. Işığını güneş bile kıskanır. Bir bakışınla Süleyman ortalık alev alır. Göz göze gelince av köşkünde ne aranır? Açılır halvetler, kapıları kapanır. Aura meselesi bu şekerim. Süleyman'ın alır daha götünü de çekerim. Neyin var senin? Hiç. Bir söyleyeceğim var sanki, söyle. Abla söyleyeceğim mi kaldı gözünü seveyim ya. Sen söyleyeceğini söyledin zaten ya. Manifestledin yukarıda gördük gözünü seveyim Süleyman abi ya. Hayır yok. Ya bacağını yaptın kırmızı kulak Süleyman. He? Kırmızı kulak Süleyman. Gördük, gözümüzle gördük. İyi misin? İyiyim. Senin yanında olduğum müddetçe iyiyim. Hala vallahi billahi ya, bu nasıl bir hatun ya? Bu nasıl bir kadıncağız bu ya? Buna bak ya. İnanılmaz odaklı bir insan ya, deli olacağım ya. Ben... Manyak manyak, vallahi Süleyman abi ya. İnsanların özellikle de kadınların şerefiyle, haysiyetiyle bu kadar oynama ya. Kendini bir de boğmaya, asmaya, masmaya kalkmasın bu. Chet. Bu kendini boğmaya, asmaya, buraları yakmaya, yakıyor mu, ne yapıyor? Allahu Ekber. Allahu Ekber, yakıyor Chet. Yakıyor, av köşkünü komple yakıyor. İzlenmiş. Alo! Allah'tan köşkü vallahi bile sigortasını falan yaptırmıştık. Gitti köşk. Sen ne yapıyorsun abla, dur köşk yandı gözünü seveyim ya. Köşk yanarken Hürrem. Dur abla şimdi sırası mı donunu indirmenin ya? Kafa başka yerlerde Allah kahrübela. Kafa başka yerlerde Allah kahrübela. Gel. Abi Süleyman abi şimdi Hürrem de büyüktür İzabel Lok. Hürrem büyüktür İzabel Chet ya. Ha? Kesinlikle ya Sultan. Sultan Doğuşkan kesinlikle. Kesinlikle ama artık ya. Çok doğru yerde geldi. İyi
İyi misin Süleyman abi? Odaklan abla. Süleyman. Evet. Bak bu en azından geniş. Söyle. Peki. Çok böyle omuzları çok dar. Allah belanızı vermesin ya. Vallahi yanlış anlıyorsunuz hep ya. Vallahi sizin de yaptığınız ayıp yani. Aşkına söyle bana. Amin. Amin. Allah. Ay. Allah kahretmesin. Yanıyorum. Alo. Çıldırır kafayı yersin oğlum, hadi kendini yaktın. Köşkü niye yakıyorsun manyak? Bütün köşkü niye yaktın? Köşkü tıkırılır kafaya. Arkada bir tane yangın tüpü vardı bizim. İtfaiye arasanıza, 110. Ebu da seni baki. Ay. Bir de ne hikmetse her yer yanmış, bir tek bunun yaktı, oturduğu yer yanmamış. Lan yakıyorsan bir sağlam yaksaydın bari burayı. Gel. Bu da nasıl bir dans? Böyle bir dans modeli mi var? Allah dansa bak ya. Vallahi bile beyom ya, aşığım ya. Buna bak. Böyle bir dans modeli de hayatımda hiç görmedim. Ülkü Polat'cığım çok teşekkür ederim. Bir kişiye abonelik verdiğin için canım benim. Neden? Neden? Arada trip geliyor öyle. Yine geldik pavyona. Hadi pasam, gidelim. Pasana sıçayım seni, pasa mı kalktı? Pasa, kopsun tasa. Tastikul tataki. Haset kaldık gül yüzünüze. Aaa, ciddi ilişki istiyor artık. Ha, Bali? Bu izdila teşekkür ederim. Ciddi ilişkiler peşinde artık. Aaa. Pasamın nesi var? Neden bu halde? Sorma Eleni. Pasa ciddiyetlerin peşinde artık pasa. Hepimizin derdi büyük. Aşk acısı çekiyor. Allah kimseyi yaşatmasın. Aşk öyle mi? Vah vah. Ask. Arka koltukta kask. Yeni. Bir de hasta olma başıma. Hasta mı? Hello. Seni her gördüğümde vallahi bile öyle sesler gerçekten yankalanıyor kafamda ya. Baba. He canım. Ben sizi utandıracak bir şey yapmadım. Yapmadı abla. O taktığın kolye utanmama yetti. Ulan pezim öğrendim. Senin kolyen anasını satayım vallahi ya. Serseri adam hünkârın as beylerindenmiş. Ay boğuluyorum galiba. Yakında gidecekmiş. Gidecek miydi? Ama birlikte gitseydik işte, verseydin bizi. O güne kadar bu odadan çıkmak yasak. Yasak mı? Ya normal yaşak demek istedin galiba. Ha yasak, normal. Ne bileyim oğlum, sabahtan merak et, pasa masa bir şeyler diyor. Ay ne yaptın Süleyman abi? He? Süleyman abi ne bu tavırlar, arasını satayım, sanki Hürrem seni yatağa atmış gibi gerçekten tripler, bu ne böyle? Ha? Vallahi benim Süleyman abinin triplere bak. Kaldır bir de battaniye be, aha namusun bozuldu diye hareketler yap. Sabaha beklemez. Gel. Hünkârım. Allah kahretmiyor. Sizi rahatsız etmek istemezdim lakin mühim bir mevzu. Var abla, av köşkü fire. Ne oldu? Prenses Isabella. İsim verme gerizeka. Ne olmuş ona? Abla, Instagram DM'den alev atmış diyelim ona şimdilik chat. Çok detaya girmeyelim. Derhal atımı hazırlasınlar, geliyor. Allah kahretmiyor. Süleyman ne oldu? Nereye gidiyorsun? Ve gelir misin lütfen? Abla sen de iyi cesaret ha. Ha, Süleyman abiye hesap sorma işi de iyice cesaret ha. Gel. Mükemmel bir efekt. Yani yavrum gerçekten bir şey yapmaya kalktın, bir isyan etmeye kalktın.
Memlekette bir isyan ateşi yakmaya kalktın. Onu da yarım yamalak yaptın be yavrum. Nasıl başladı? Prensesin odasından başladı. Bir anda bütün köşkler evler sardı. Evet. Neyse ki yeniçeriler yetişti. Yoksa yanarak kül olacaktınız. Onu da yarım yaptın. Hiç bu kalacak yerimiz de yok anası. Çadırda kalacaksın manyak. Tuhaf tuhaf işler ya. Gel Sulayman. Yangın daha fazla büyümeden, etrafa sıçramadan söndürüldü. Evet. Allah'a şükür can kaybımız yok. Prenses nasıl? Prensesin durumu kötü. İyi misin prenses? Nasılsın prenses? Blahazi. Biraz korktu. Gel abla. Isabella iyi misin? Yavrum benim, herkes yangın yeri ya. Nereye gittin? Vallahi ya. Duydun abla, av köşkünü duydun, oraya gitti işte. Yatağında bırak. Av köşküne yok, kadına mı gittin yoksa? Süleyman abi yani her şeyin bir yeri, her şeyin bir zamanı var. Hakikaten aynısı ya kanım ya. Hakikaten ya. Av köşkü yanmış be abla ya. Ne diyorsun Süleyman abi, sal gitsin ya. Ver kızın nişanlısını da sal gitsin ya. Ha? Üstad? Anlat bana. Her şeyi anlat, bilmek istiyorum. Anlat abla, biliyorsun, dinliyoruz. Hünkârım, size nasıl anlatsam eksik kalır. İnanın ben de bir şey bilmiyorum. Siz gittikten sonra çok öfkeliydi. Evet. Bütün gün çok üzgündü. Evet. Sonra gece birden yangın çıktı. Zor evet. Kurtardılar prensesi. Zümbüla! Ha canım. Hatunları derhal Hatice Sultan'ın sarayına nakledin. Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah ya. Bir müddet orada kalsınlar. Baş üstüne hünkârım. Ya kız zaten vallahi aylardır burada işkence çekiyor, bir de Hatice'nin yanında işkence. En büyük işkence, artık en son katman. En yani artık vallahi son radde. Hatice. Bir de yani ne gökgöz, bir de Hatice'nin sarayı ne yani. Sen de nezaret et Bali Bey. Bir evet. O eksikti, o da olsun anasını. Kıza yapmadığın bir o kalmıştı. Onu da yap. Dersiniz. Destur. Neyse ki prenses sağ sağ. Rella. Benim kurtuldu. Yoksa elçilere ne derdik? Sen neyse. Bekle. Bekle, gel canım. Ulan sen de Joshua kim köpeksin? Koskoca Süleyman abinin adamı anasını satıp gidip buna kız vermedin ya. Joshua'nın da götü başı ayrı oynuyor şimdi, uyuz oldum birden ha. Ne diyor? Emredersiniz hünkârım. Ne dedin oğlum ya? Senin sesini duyduk da bunun sesini niye duyamadık? Siz merak buyurmayın. Merak mı kaldı ya? Gel. Hayırdır inşallah. Hayır ki ne? Hayır mı kaldı? Tövbeler tövbesi. Koskoca prensesi oradan oraya sürüyor. Vallahi hayır mı şer mi bilmem. Lakin bundan böyle bu hatunlar burada kalacak. Bunların hali ne böyle? Esir pazarından tutup buraya mı getirdin? Esir pazarı mı? Koskoca prenses ya. Kalfanın bile ağzı. Alt tabaka kalfanın. Kölenin ağzına düş. Köle. Ağzını topla ağzını. Ha, fakir koskoca prenses lan. Karşı. Nasılsın prenses? Şunda bir prenses var senin. Hünkârımızın hususi misafiri. Hı. Madem öyle, burada işleri ne? Abla kaçırdık biz Süleyman abinin işine, akıl sır ermiyor ki. Vallahi bir prenses, milletvekili, bürokrat, kim varsa vallahi bir siyasetçi, iş adamı. Herkesi kaçırıyor. Topkapı'ya götürseydin. O neydi lan öyle? Madem öyle, burada işleri ne? Topkapı'ya götürseydin. Koskoca hünkâr sana mı soracak? O ne lan öyle sesim ha? Emretti, getirdik. Sinek, tam sinek vızıltısı. Harbiden aynen tam sinek vızıltısı. Tamam, siz burada bekleyin. Ben sultanımıza haber vereyim. Hadi. Ver abla, biliyorsun. Neresi burası? Manyak manyak işler. At me... Neydi lan diğeri? Av köşkünden çıktık. At meydanına gel. İbrahim Paşa'nın sarayı. Kendisi Sultan Süleyman'ın kardeşi Hatice Sultan'la evlidir. Evet. Hatice bir prenses mi? Evet, elbette. Prenses, inşallah onu da kaçırırlar lan. Ha? Süleyman abi, inşallah senin bacını da kaçırırlar da görürsün. Bu da birinin bacısı, bu da birinin karısı ya. Milletin bacısını, karısını ne kaçırıyorsun ya? Ya çok Hatice manyağını kaçırsalar 3 dakikada gerçekten bırakırlar da. Nasılsın prenses? Nasıl? Destur.
Süleyman? Öldü meraktan. Ne oldu? Bir şey yok. Neden bekledin? Nasıl bir şey? Ne demek neden bekledin? Anasını satayım, manyak mısın ya? Sen bizi neden bıraktıyorsan biz de o sebepten bekledik. Hallere bak bir de ya. Şey yok. Gece vakit çekti. Nereye gittin? Sana hesap mı vereceğim diyecek şimdi? Hayli yorgunum. Yalnız kalıp uyumak istiyorum. Kendimi vuracağım. Benim. Seni de vuracağım. Alayını vuracağım ya. Hayırdır ya? Melisa çok teşekkür ederim. Harbiden deli oldum ya. Süleyman abi yanlış anlamadı. Ayıp ediyorsun ya. Taktı kapı baba giderken. Yapacaksa da bir operasyon yapacaksa dur bakalım. Bak şu surat ifadesi. Ben sana yapacağımı bilirim ifadesi. Ben sana söyleyeyim. Bunun saçı geldi gene aklıma. Aklıma gelen şu saç geldi. Neyse. Ben sana yapacağımı bilirim suratı. Dur bekle. No. Bekle. Just fucking wait. Ne eğiliyoruz? Ay işkencenin kralı geldi. Tipe bak şunun ya. Nefrettik Hatıvca. Sümbüla. Canım. Ne oluyor burada, kim bunlar? Sultanım. Prenses Isabella ve hizmetlileri. Evet. Hünkârımızın av köşkünde kalan misafirleri. Perişan mı? Ne olmuş? Yanmış. Sormayın sultanım. Dün gece av köşkünde yangın çıkmış. Canlarını zor kurtarmışlar. Evet abla biliyorsun. Hünkârımız buraya getirmemi emrettiler. Ay peki Isabella bir şey söyleyeceğim. Burayı da yakman yok mu? Ha? At meydanı mı sağlam yanar ha? Yak gitsin orası adım kökünden. Gel. Geçmiş olsun. Sağ ol abla. Keseba. Keseba yani geçmiş olsun demek Çet. Keseba. Nigar kalsam. Canım. Buyurun sultanım. Misafirlerimize ihtimam gösterilsin. İçeriye bak anasını satayım var ya. Cennetten kovulanlar tam liste oldu içerisi. Vallahi billahi ya. Dilan Polat'ın koğuşuna döndü içerisi. Herkes bütün fenomenler içeride. Hamama götürülsünler. Hamama giren terler abla biliyorsun. Temiz kıyafetler verirsin. Odaları da hazırlansın. Okey. Gel. Karacalı, boy beyli. Geldik. Benim saçlı geldi gene, tipe bak. Paşam, Dul Kadiroğulları'nın en tanınmışlarından beş an. Senin diğer bacağın nerede lan? İbrahim'in bacağı kopmuş. Ha, altına mı kıvırdın? Allah kahretsin İbrahim, aklım çıktı lan. Ve... aklım çıktı ilk bakışta, vallahi bile iyi boşum benim ya. Gözünü seveyim ya, böyle hareketler. Karacalı, boy beyleri civarda sözü nüfusu geçen kimselerdir. İlaveten Çiçekli, Masatlı, Bozoklu, Akçakoyunlu aşiretlerinin temsilcileri de huzurunuzdalar paşam. Çiçekli, Masaklı, Bozoklu mu? Ayaklarınıza sağlık, hoş geldiniz. Ayak mı? Şuna bak Allah'ını seversen. Ha? Sıkıntılarınızı biliyorum. Şunların saçını bir kırpalım önce ya. Önce şunların saçının isyanını bastıralım. Bu sıkıntıları bertaraf etmek için hünkârım Sultan Süleyman Han Hazretleri beni memur etti. Evet. Buyurun sizi dinliyorum. Dinliyoruz abla, anlat abla biliyorsun. Paşa Hazretleri. Ha canım söyle, ha bıyıklım. Dulkadiroğulları'nın kesilmiş olan dirliklerinin olduğu gibi bizlere verilmesini isteriz. Dulkadiroğulları'nın kesilmiş diliklerini. Ah! Bak, al sana. Padişah'tan buyruk çıkaracağınıza söz verin. Neyin sözü lan? Manyak mısın sen? Dengesiz kafana göre gelmişsin, bize haraç kesiyorsun. Köpek! Arzumuz belli. Sürüldüğümüz, atıldığımız topraklarımızı isteriz. İade ederseniz desteğimizi çekeriz isyandan. Yoksa hakkımızı alana kadar... Beyler! Beyler, canım benim, arkadaşlar. Herkesi sakin olsun, önce bir kendinize gelin. Yiğitler. Şu kafalardakini bir çıkartalım önce. Bu toprakların üstünde kardeş yaşamak varken kan dökülmesinin kimseye faydası yoktur. Evet, siz şimdi niye bölücülük yapıyorsunuz anasatim? Niye bölücülük yapıyorsunuz yani? Türkmen beylerine beylikleri iade edilecek. Aa! Tamam, Türkmenlerin kini var. Bunlara bir bok yok. Sipahilerin tımar hakları geri verilecek. Ya sipahilere vermeseydin keşke, ben sipahileri hiç sevmiyorum ya. Evet ama onları da ver. Askere tekrar alınacaklar. Paşa Hazretleri, laf uçar, yazı kalır. Yazı mı? Yaptığımız anlaşmanın yazıyla, mühürle teminat altına alınmasını isteriz. Ne yazısı ne mühür oğlum ya, Allah'ını seversen ya. Kur'an çarpsın vereceğiz diyoruz ya. Osmanlı? Evet. Bir kabile devleti değildir. Hiç sormasa bu da bizi vallahi bilir. Sen ne yaptın lan bize?
Koskoca imparatorluktan bahsediyoruz. Kamil. Kanunlarla yönetilir. Okey. Celalzade. Ha canım. Yaz. İrademdir. Evet. Türkmen beylerinin. Altına en sonunda günaydın cimcime diye ekle yalnız ha. Onun altına da şey yaz. 777 manifest. Masatlı. Evet. Bir de diyor ki vallahi söz uçar yazı kalır. E Kamil zaten yazacağız. Bizim sistemimiz yok mu sanki? Ne haber lan? Mehtoş. Ha, Mehdi'yim diye milleti köközlüyor. Allah belanı vermesin. Gel abla. Gel. Bu ne böyle? Mağaralar bilmem neler. Herkese hello. Merhaba. Merhaba amca. Ne haber? İbrahim Paşa Hazretleri adına geldim. Sen Mehdi misin şimdi? Ağzımdan çıkan her kelam bilin ki ona aittir. Evet. Madem Mehdi'sin uç bakalım hadi. Madem Mehdi'sin bir uçuver bakalım şuralarda. Bir uç da bir vallahi bile. Uçarsın da bir yere konamazsın gibi geldi. Söyle o vakit. Ne buyurmuşlar Paşa Hazretleri? Mehdi'yim diyor ya. Çetçim ya. Delicious. Ha? Mehdi'yim diyor anasatım ya. Ha? Ben huzur ye. Sıçacak. Paşamız derhal ve koşulsuz olarak bu isyanı durdurmanız, 3 gün içinde yanınıza alacağınız yoldaşlarınızla bu toprakları terk edip Acem diyarına gitmeniz kaydıyla sizin ve size destek verenlerin canını bağışlayacaktır. Arkadakilerden de bir tırsmadım diye birden saldırmaz değil mi lan şu? Şu dayı çok ponçiye benziyor. Bu dayı var ya tam mürit ha. İyice kendini kaptırmış vallahi Mehdi'ye. Ha Mehdi adamlarını salma üstümüze. Biz elçiyiz yani. Biz söyleyelim dedik. Söyleyen kaçtı. Oğlum adamı vallahi pervaneyi kesmeye kalkmasınlar chat. Bağışlayacak demek. Evet. Pervaneyi kesmezler değil mi chat? Bu ne kibir? Kim? Gözünü seveyim ya. Mehdi abi. Kimdir bu İbrahim? İbrahim Pasa. Allah'ın kulu değil midir? Evet, sen de. Kimden alır bu cüreti? Ben çok gaza geliyorum şu ay. Ben çok gaza gelmiyorum. Çok tırsıyorum, pardon. Korkudan vallahi benim küçük dilimi yuttum şu anda. Böyle bu tarz böyle gerçekten yapılaşmalardan ben çok korkuyorum ya. Bunlar manyak her boku yiyebilir çünkü. Deli pervane. Vallahi pervaneyi kesecekler. Gitti pervoş. Gitti pervoş. Bilmez misin? Neyi? Başlamak Allah'a mahsustur. Evet. Bu paşa kendini Allah yerine mi koyar? E tamam ne alakası var başlamak Allah'a mahsus diye. Burada yani yaşadığımız memlekette bütün fani insanlar birbirine hata yaptıktan sonra kimse kimseyi affetmesin mi? Hani şöyle düşünmek lazım yani Mehdi Bey. Beyefendi yanlış anlamayın. Hani Yüce Rabbim bile affediyor. Yaratıcı. E biz niye birbirimizi affetmiyoruz? Şu an Lucifer Michaels'ın gibi hissettim kendimi. Mehdi abi. Paşa. Kesmeyeceksin değil mi lan bizi? Maşa. Paşamız canlara kıymak istemez. Evet. Zira bu teklifi kabul etmezseniz dökülecek her damla kanın sorumlusu siz olursunuz. Evet Mehdi abi gözünü seveyim ya. Tam en Mehdi sensin ya. Tamam ya. He? Adnan Oktar. Allah'a çatışma çıkacak ha. Git ve paşana de ki. Allah'a çok şükür ki zalimlerden af dileyecek kadar aciz ve zavallı değiliz. Allah Allah. Biz sadece Yüce Rabbim'den af diler, onun bağışlayıcılığına sığınırız. Tövbe estağfurullah. Tamam oğlum biz de inanıyoruz ya. Biz de elhamdülillah Müslümanız. Niye böyle yapıyorsunuz çocuklar ya Mehdi abi? Biz kardeşiz gözünü seveyim ya. Tamam bismişah Allah biz de. Vallahi Tobiş'im hoş geldin canım benim. Aleyküm selam gülüm. İşte Mehdi abi bu arada mescit neredeydi? Bir namaz da kılsaydık. Hani o derece yani gerçekten. Biz de muhafazakarız yani. Dün gece çıkan yangından haberdarsınızdır. Aha Beyoğlu. Benim best şifim geldi. Benim best şifim. Best ikili geldi. Gece çıkan yangından haberdarsınızdır. Evet. Yeniçeriler sabaha kadar çalışmışlar. Nerede çıkmışlar? Ne yazık ki yangın Av Köşkü'nde çıktı. Ne? Neydi zurna? Vallahi billahi. Ha? Saçlı. Üçgen saç. Prenses Isabel iyi mi?
yanık. Az pişmiş. Maalesef. Bu feci yangında prenses yanarak kül oldu. Eyvahlar olsun, bu şekilde mi yaydık istihbaratı? Ha, Süleyman abi kulağımıza onu mu gerçekten zerkeyledi? Süleyman abi neler peşindesin gene, ne fırlamalıklar peşindesin ya. Nasıl olur? Gerçek mi bu? Yok yalan anasını satayım, yok götümüzde uydururuz. Manyak mısın oğlum? Yandı diyorsak yandı işte, uzatma. Keşke olmasa. Ama kader işte. Ben buraya Sultan Süleyman'ın emriyle geldim. Evet. Sizden bu durumu elçilere münasip bir dille anlatmanızı istedi. Felaket. Ne söyleyeceğim şimdi onlara? Vallahi ne söyleyeceksin onu biz bilemeyiz. Usta da kız yandı yani. Siz... Kız yandı, eller yanmasın de bence. Bu mevzuyla pek bir alakadardınız. Alın işte size fırsat. Sen de bali adama taktın anasatim ya. Adam koskoca Beyoğlu'na, bizim İstanbul'daki Beyoğlu'na ismini veren buymuş arkadaşlar ya. Bizim chatte de yazmışlardı, söylemişlerdi ya daha önce. Alevi Sagaretti, Alevi Tagaretti ne demişti? Bu herifmiş. Gel. Odanız hazırlandı. Kıyafetleri buraya koyuyorum. Okey canım. Biz çıplak gezmeyi düşünürdük içeride. Giyiniz. Sonra odaya götürüleceksiniz. Tamam canım. Bunların hiçbirini giymem ben. Ay sen de anlıyor, 3 ay oldu, onların hiçbir şeyini giymem, onların hiçbir şeyini giymem. Gottur gottur da götürüyorsun be. Ha? İştahımla maşallah vallahi billahi ya. Ya? Gergeden başlığa gibi açık iştahım vallahi, gümbür gümbür götürüyorsun bütün vallahi billahi dolmaları ya. Ben mi? Sinirlerimi bozma benim vallahi billahi. Amin. 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 Amin yani hepsini... Allah'ım vallahi benim çok sinirlerim geriliyor duydukça. Hadi, giymek istemiyor. Hepsini götürüyorsun abla ya. Ya sabır, çıplak dolaşacak değilsiniz ya. İdare etten giyin. Sen de ne lan kalfa? Koskoca prensesi atar yapıyorsun. İşte böylelerine Allah fırsat vermesin chat. Gücü ellerine aldığın zaman vallahi direkt götleri kalkıyor anasatım. Sultanım sizin için yeni kıyafetler diktirecektir. Kes lan sen! Hizmetçi! Bunları sürekli örseleyeceksin böyle. Benim gerçekten burjuvazi psikopatlığım. Şaka mı? İç yiyeceğim. Valide sultanıma gidecek. Çok açım. Zerre uyumadım. Laif abla ayrı. Yağmışım. O ayrı. Bir şeyler hazırlasana bana. Hay hay. Laif abla ayrı yani. Hay. Hay hay. Biraz daha, bir tık var. Beste Toşko. Beste burada. Birazcık var. Hayırdır? Gece beşik mi salladın? Hiç sorma. Beşik sallasa gene iyi abla. Öldüm bittim. Hı. İki dakika uyuyayım şurada. Dinlen dinlen. Ay. Neyse şimdi Sugar A gelecek. İzlenmişlersiniz. Av köşkünde yangın çıktı. Bütün gece oradaydım. Ay keşke o gelseydi. Başka biri geldi. Allah. Allah ki büyük Allah. Yangın mı çıktı? Kimseye bir şey olmadı inşallah. Da sana ne yangından abi? Senin ne işin var av köşkünde? Öyle deme. Mühim misafirimiz var orada. Öyle Allah. Canını zor kurtardı. Başında bekledim. Gün ağarınca Hatice Sultan'ın sarayına götürdü. Ulan ben sana bir şey söyleyeyim mi chat'cim? Şu dizinin de vallahi biri en derin ve ürkütücü karakterlerinden bir tanesi hangisi biliyor musun? Rozşah. Kara her yerden her an çıkabiliyor, anasını satayım ya. Kim bu misafir? Hı? Sana ne be Adem? Yemeğini yapsana. İşine bak. Niye geldin? Sultanım yemeğini bahçeye istiyor. Bizim evde gene çatışma çıktı. Bizim evde çatışma çıktı. Tam sustular, devam. Hay hay. Şey aile evi ya chat, sürekli çatışma çıkıyor. İçeride sürekli çatışma çıkıyor, devam. Evet. Destur, istihbarat var abla. Nerede kaldın? Abla dedikodu var biliyorsun, dinle. Hadi bahçeye çıkalım. Bahçe mi? İçim sıkıldı. Sultanım çok önemli bir haber getirdim size. Ay haber değil de havadis diyelim ona. Sümbül Ağa Şeker Ağa'yı anlatırken duydum. Av köşkü yanık. Söyle. Dinle abla, Asya'cığım çok teşekkür ederim 5 kişi abonelik verdiğin için. Ayşenur pardon. Av köşkünde dün gece yangın çıkmış. Ayşenur'cum teşekkür ederim. Orada kalan kadını alıp Hatice Sultan'ın sarayına yerleştirmişler. Evet. Orada kalacakmış artık. Anasını satamın dizisinde de herkes renkli gözlü ha. Emin misin? Herkes renkli gözlü. Eminim sultanım. Kulaklarımla duydum. Hünkârımız için pek kıymetli bir kadın demek. Evet. Önce av köşkünde ağırladı. Şimdi Hatice Sultan'ın yanına yerleştiriyor. Abla sen peki bir şey söyleyeceğim. Mahinur. Artık son zamanlarda Süleyman abiye çok kıskanmıyorsun, triplerindesin sanki. Adım adım saraya yaklaşıyor tehlike. Eyvahlar olsun, bu da kıskanıyor artık. Bu da girdi tribe.
Buyur prenses. Bu resimler, bu masa, bu salon aynı bizim saraylar gibi. Aa! İbrahim birazcık yani ne derler? Avrupa özentisi. Şaşırdım. Tabii Allah'ın krosu, ha? Allah'ın dağ ayısı. Avrupa özentisi göğe, görgüsüz bok. Hiç şaşırmayın. Şaşırma abla, İbrahim'in var öyle gerçekten görgüsüz hareketleri. Allah'ın krosu öyle vallahi billahi dağdan gelmiş. Paşa. Bizim şeyimizi, kültürümüzü, anneannelerimizi, törelerimizi, babaannelerimizi beğenmiyor. Yollu. Hazretleri çok düşkündür, ince zevklidir. Bahçede de heykelleri var. Zevki incedir de başka yerlere kalın detay vermeyelim. O heykellerin üstünden örtülü... Ay birazcık da yobazlık da var. Yani iki arada bir derede kaldık biz abla. Vallahi billahi yani ne doğuluyuz ne batılıyız. Manyak gibi bir şey. Kendimize has kültürümüzü gerçekten tekrardan devam ettirmemiz lazım bizim ya. Has Turkish culture. Culture. Allah kahretmesin. Bak bu da Mustafa. Çadırcı. Hoş geldin çadırvan. Mustafa, seni misafirimizle tanıştırmak istiyorum. Komestas. Nasılsınız? Komestas canım vallahi. Teşekkürler. Siz? Daha iyi vallahi. İzabel de var Mustafa'dan kısa. Mukios da beni. Ben de iyiyim. Babam sizi buraya mı getirdi? Mukios da beni mi? Oğlum sen ne ara öğrendin lan İtalyancayı? Evet. Ya Mustafa sana çok saygı duyuyorum. Mustafa'yı şu anda tahta oturt, sırıtmaz. Bir süre burada kalacağım. Mustafa'yı tahta oturt vallahi sırıtmaz ha. Üç tane de savaş kazanır. Net. Aferin Mustafa. İtalyanca ilerletmişsin. Yürü lan sana Musti. Çok çalışıyorum. İbrahim gelince şaşırsın istiyorum. Uçun benim oğlum. Vallahi oğlum zaten devleti aliyeye böyle çalışan vallahi billahi vizyonlu gerçekten yöneticiler lazım. Manyak. Nasıl olsa babamdan kalma diyor. Oturup kalma yani orada. Canım Musti'm benim. Bir de çadıra girmezsin. Her şey çok güzel olabilir bizim için. Okey. Tepte valide. Ya bir de buna bak. Büyümüş lan. Mihri. Mihri. Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah ya. Allah'ım ya. Abi oyuncak gibi bir şey. Şaka mı? Valide. Hoş geldin. Allah. Allah'ım ya. Chat. Vallahi billahi ya. Hadi. Geç öyle otur. Çok değişik ya. Oturmayayım validem. Mustafa Alası'nda onu almaya gideceğim. O şey nerede o şey? Salih Reyn'in de Slime Mehmet nerede Slime Mehmet? Hem Hatice Sultan'ımı da görmüş olurum. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok abla. İyi yapıyorsun. Yalnız bırakmayın. Hatice'ye destek olun. Evet. Hürrem? İlla bir kışkırtma çekeceksin gider ayak. İstersen sen de gel. Birlikte gidelim. Ha abla sen normalde bir yere birlikte gitmek istemezdin. Ha? Hayırdır bayram değil, seyran değil, mahidevran beni niye öpmeye kalkıyor? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim, sen tek git yollu. Ama gelemem. Neden? Kızım randevum var, valide uzatma işte, diş randevum var ya. Gidin beraber. Ya yok, gidemem Allah'ını seversen, randevum var, ben bu yolluyla bir yere gitmem. İlgilenin Hatice'mle. Gidecek mi? Oh siktir, sırf var ya Hatice'ye giden yoldan 5 bölüm çıkar ha. Hatice'ye giden o yoldan 5 bölümlük gerçekten vallahi senaryo çıkar ben sana söyleyeyim. Gidecekler belli ki sıçtık. Gel abla. Senin ne işin var burada? Sen de ver kızı gitsin be gözünü seveyim. Evimi nereden biliyorsun? Lan Caşo zaten kızı vermezsen bahane sana kâr edecek belli. Ver kızı gitsin. Caşo efendi sizinle şöyle bir yerde oturup konuşmak isterim. Git başımdan efendi. Evimin önünde sokağımda ne işin var? Evlerin önü boyalı direk abla. Duydun mu aşağıdaki sesleri? Seni istemeye geldiler. Evimden kızımdan uzak dur. Kızınızın bir suçu yok. Ben ısrar ettim. Benim de kötü bir niyetim yok. Madem evet. Öyle nedir niyetin? Niyetimiz ciddi. Allah'ın emri peygamberin kalbiyle... kalbi. Benim niyetim ciddi. Yani... Yani ne? Kızımla evlenmek mi istiyorsun? Onu da bir küçümsedin. Daha ne isteyelim anasını satayım ya. Sen de hiçbir şeyi beğenmiyorsun dayı. Ver kızı gitsin ya. Evet. Evet istiyorum. Evet. Kızın bana gönlü var gibi gibi. Olmaz. Ne olmaz? Koskoca Bali bu ya. Bali Bey. O... Validi, validi. Bali, Bali. Yahudi sen Müslüman. Mümkünü yok. Ha, böyle mi olduk şimdi ya? Olmaz. Ama niye böyle oldu? Farklı kültürler, biri seküler, biri muhafazakar işi mi?
Ama hepimiz insanık şimdi, onu nasıl yapsak ki? Ama zor bir şey değil. Armin! Repeat after me. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Abdühü ve Resulü. Bitti. Joshua? Führer Cevat? Yürü git yoluna beyim. Bende Müslümana verecek kız yok. Aşk olsun ama vallahi billahi ya. Biz elhamdülillah Müslümanlar olarak gerçekten senin canını malını koruyoruz ama abla. Uzak dur. Yoksa seni Kadı Efendi'ye şikayet ederim. Kadı mı? Hadi çek git. Ayıp ettin şimdi ya. O zaman sektir git İsrail'e lan. Vallahi billahi ya. Getir lan İsrail'e. Bu saatten sonra Starbucks'tan bir tane Cool Lime içersem vallahi yazıklar olsun bana. Starbucks'ı boykot ediyorum şu anda, Allah kahretsin. An itibariyle Starbucks'ı boykot ediyorum ya. Bu ne yapıyor lan? Uyuz oldum ya. Maalesef Prenses Isabel'in ölüm haberini aldım. Yapma. Öldürmüşler mi? Deme. Hayır. Restore. Hilal'cim çok teşekkür ederim canım benim. Sana da kokulu öpücük. Allah keseni bereket etsin taktışkom. Kaldığı yerde av köşkünde büyük bir yangın çıkmış. Ha. Ne malum öyle oldu? Ne malum hakikaten, bak çocuk fark etti. Saraydan haber aldım. Saray mı? Sarayın yalan söylemediğine malum. Neden yalan söylesinler? Her şeyi yapacak güçteler zaten. Kim onlara engel olabilir ki? Prens Frederick nasıl acaba? İyi. Onu kurtarmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ama tabii bu... Signor Gritti. Ha canım. Ne kadar gerekiyorsa ödeyeceğiz size. Lütfen prensi kurtaralım. Ne kurtaralım oğlum? Prens mi kaldı gözünü seveyim? Ha prens yaşıyor, pardon, prenses gitti. Prensi de sal gitsin ya, ayıptır ya. Prensi de vallahi bileği salın gitsin ya. Benden haber bekleyin. Oğlum şu vaziyete bak ya. Korku filmi gibi, Allah kahretsin. Bu ne, gul yabani gibi, gece görsek aklımız götümüzden çıkar ya. Ben ne halacım? Ne yaptın halacım, manyak mısın halacım? Neden örttünüz? Yıkılacak mı yoksa? La bari kaldırsaydın komple, onu öyle üstüne geçirdin. Vallahi billahi ya. Zurna durum gibi ya, asılanın dediği gibi. İbrahim gelsin. O da olacak. İbrahim gelsin. O da olacak. Oğlum bu ne, Allah kahretmiyor ya. Hakikaten korku filmi ya. Vallahi billahi ya. Ver babam üzüğü. Bu ne oğlum, çok korkutucu oldu, git oğlum şunları ya kaldır ya, bir şey yap ya. Çok korkutucu ya. Annem geldi. Annem mi geldi? Abla o yoldaki kavgaları görmek istiyorduk ama biz ya. Direkt geldiler, direkt ışınlandılar buraya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mustafa'yı almaya geldim. Hello. Hürrem de sağ olsun eşlik etti bana. Evet. Allah ayırmasın sevenleri diyelim abla. Best ship. Gerçi vardır bir hesabı da, neyse. Sultanım, nasılsınız? Herkes sizi merak ediyor. Daha iyi. Güzel. Bu heykeller? Evet. Halam İbrahim gelince yıkacakmış. Onun için örtülmüş. İbrahim Paşa'mız buna çok üzülecek. Ama bence doğru yapıyorsunuz. Doğru mu yapıyoruz? Yani İbrahim Paşa'nın üzüleceği bir şey varsa demek ki doğru yapıyorsun demektir. Çok düz mantık bu Nusrat'ım. Mükemmel bir düz mantık. İbrahim Paşa üzülecekse doğru yapıyorsun bence. Sağ ol. Lakin kimsenin fikrine ihtiyacım yok. Fiy Allah cezası sekterket. He? İki tane muhabbetin belini kıralım dedik. Yolsuz. Nigar Kalfa. Buyurun. Ay vallahi billahi küşleme. Sultanım. Bok. Misafirimizi çağır. Yalnızlık çekmesin. Fikrimize ihtiyacı yokmuş, akılsız. Ne filmi var ki? Birazdan tanışırsınız. Eyvahlar olsun. Allah kahretmiyor. Buyurun, içeri geçelim. Geliyor mu? Abla içerisi tam, içerisi tam Şampiyonlar Ligi. Rubin İsa çok teşekkür ederim. Gel abla. Malumat ver. Malumat ver abla. Kalendere teklifinizi sundum paşam. Kalender mi? Ve? Evet, sonuç. Kabul etmedi manyak, götü başı ayrı oynuyor. Kabul etmedi. Herhalde vallahi billahi ya. Öyle mi? Ne abi, basıyoruz usta vallahi. Mağaranın içinde yaşıyorlar zaten 3 tane vallahi billahi. Ne dedi, aynen söyle.
Reyna Tefeci'm, hoş geldin balım benim. Reyna the Diva. Hoş geldin, çok teşekkür ederim. Kokulu öpücük. Kimdir İbrahim? Nereden alır bu cüreti? Ay neler neler, küfür de etti ha bu arada. Zira affetmek yalnız Allah'a mahsustur. Tabii tabii. Neler neler daha, biz daha incelterek söylüyoruz, dinle. Bu paşa, bu gafil paşa. Evet. Kendini Allah'ın yerine koy. Vay sert çocuk. Sert çocuk tavırlarda bulundu Aslan Anas, aynen. Dedim. Ne diyorsun İbrahim bunun karşılığında? Bence bu herifin var ya, bence bu herifin bir tarafına heykel sokalım anasını. Ülkücüm hoş geldin. Bu yapılan hakaret bana değil. Teşekkür ederim oğlum. Sultan Süleyman'ın iradesinedir. Ne alakası Sultan Süleyman'la ne alakası? Bizzat adam sana küfür etti. Sultan Süleyman'la bir derdi yok, bizzat sana söyledi. Sen de yani hakaretleri üstüne almak için direkt Süleyman abinin üstüne atıyorsun ha. Bu cevapla kendi ölüm fermanını imzaladı. Orası öyle. Basalım mekanı. Benden günah git. Şahitsin. Katli vaciptir. Katli vacip midir? Asikome. Ay. Chat yarın Mehdi döner yiyeceğiz, haberiniz olsun. Ne haber lan, saçlarımı kestirdin? Sana ne haber, askere mi gidiyorsun? Misafiriniz kim sultanım? Hanedandan biri midir yoksa? Hanedan mı? Değil. Ama kendisi hünkârımızın ziyadesiyle kıymet verdiği bir misafir. Eyvahlar olsun. Ay bir de pazarlamayın şu karıyı bize. Zira burada olmasını hünkârımız istedi. Yemin et. Ay. Mahidevran sen de ne manyaksın lan. Geliyor mu? Geliyor. Fortuna geliyor. Evet. Geliyor. İşte geldi. Geliyor. Allah kahretmiyor. Fırtınalar koparsa kopsun. Vallahi fortunalar geldi. Vallahi fortunalar geldi. Devam abla biliyorsun. Dün gece köşkte yangın çıkmış. Evet. Hünkârımız da bizzat alakadar olup. Ay Fortuna, bu şimdi Hürrem seni hap diye yutup bok diye sıçmaz mı lan? Vallahi sıçar. Burada ağırlamamızı istedim. Hap diye yutar da belki vallahi sıçmayabilir bu arada. Belli olmaz yani. Vallahi billahi yaktım seni bak. Vallahi yaktım seni diye çeviriyor. Başka bir şey de olabilir. Aleyküm selam Fırfır. Kızın da bir suçu yok ki gerçi. Kızın da bir suçu yok gerçi. Caşör. İzabellerin de bir suçu yok ki chat. Efendiyle konuşabilir. Yollarım seni. Dinlediniz mi? Dinlemiyor ki. Vakti zamanında söyledim, dinlemediniz. Gönül eğlendireceğiniz bir hatun değil o. Allah gönül eğlendirmedi ki, zaten kızı istiyoruz da vermiyor. Ha. Diyelim ki niyetiniz ciddi. Evet. Evlenmek istiyorsunuz. Ha. O zaman katiyen olmaz. Bir Yahudi'nin Müslüman'a kız verdiği görülmüş şey değil. Değil mi? Abi? Bir de öyle bir durum var ya. Bir de öyle de bir sıkıntı var ya. İyisi mi? Yani bu herif var ya, bu azgınlıkta dinden de çıkar ha. Yakınken vazgeçin şu sevdadan. Bu azgınlıkta dinden de çıkar abi, ben sana söyleyeyim. Sanki Caşu Efendi konuşuyor. Hı? Ya matrakçı delireceğim, buna akıl fikir vermen lazım. Hı? Beyim bence... Hı? Dur devam ederiz. Dur lan dur, benimki geliyor. Vallahi bile geliyor. Girdik. Bilet çipi geliyor. Bitirmeden görmem lazım. Ne haber şip? Elçilerle konuştum. Ha? Sebe'nin önünü bayağı sıkıştı. Geliyor, elini kokuluyor bir abi. Hoş geldin balım benim. Başladı başladı. Senin de hayatından endişe ediyorlar. Domuz gibi iyi içip yatıyor deseydin. Sebel'den haberi var mı? Yok. Belki sen söylemek istersin. Evet. Hem Frederick ne halde görürsün. Malum bu ecnebiler sana pek bir güveniyor. Taktı o şimdi kafayı ecnebilere. Ecnebiler şimdi kız da vermiyor ya, taktı onlara, ben sana söyleyeyim. Canım bey oğlum benim ya. Kafaya tüyleri takıp takıp geziyor sapık. Ha? Yürüyen kuş boku. Prenses Isabella. Evet. Mahidevran Sultan. Mustafa'nın annesidir. Hürrem Sultan ise... Hürrem Sultan da birilerinin annesi işte. Şimdi saymaya kalkarsak o 3 saat sürer. İşte Mehmet var, Mihrimah var, Selim var.
Bayezid, beş sürü var oğlum, şu bir hangisini sayalım ya? Hünkârımızın 4 çocuğunun annesidir. Baksana Allah kahretmesin. Karı yanaklarından sıçıyor şu anda sinirden. Sallanıyor ha. Titreşimli telefon gibi, bak surata bak. Solo an beni bir dost desuz mu? Yalnızca iki karısı mı gelmiş? Diğerleri nerede? Diğerleri mi? Abla yani diğer geri kalan 30 tanesi evde. İki tanesini geri getirdik. Geri kalan 30 tanesi evde. Sen de 33 olacaksın inşallah, bir sıkıntı olmasın. Ne dedin? Memnun olduğunu söyledi sultanım. Nice to meet you. You're welcome. Memnuniyet. Hürrem. Hürrem, titriyor musun abla sen? Neyin var? Zatürre oldu diyelim ona. İyi misin? Nasıl kışkırtıyor? Mahinur nasıl kışkırtıyor? Mahinur da az değil ha. Sultanım, müsaadenizle saraya dönmek istiyorum. Vay Mahinur vay. Ne oldu? Midem çok ağrıyor. Midem mi ağrıyor? Gitsen iyi olacak. Ay kusacak galiba. Galiba psikolojik destek almaya gidiyor. Tamam. Git istirahat et. Git abla. Bir de böyle saçma sapan bir şey. 3 kilometre kapıdan çıkana kadar ters ters gidiyoruz. Gidişi gördünüz mü chat? O gidişin bir de dönüşü olur, ben sana söyleyeyim chat. Öylesi aşka yasak tanımam. Vallahi geliyor, billahi geliyor chat'cim, ben sana söyleyeyim ha. Ben sana söyleyeyim. Devam. Sultanım. Ha canım. Müsaadenizle biz de gidelim artık. Sen niye hiç kıskanmıyorsun lan manyak? Bu da kafayı Hürrem'e taktı ha. Bunun hiç umurumda da İzabel gelmiş şeyime. Ben annem. Süleyman abi 33 kişiyle aynı anda yatmış. Benden de amin. Hadi Mustafa. Ya Hürrem'le yatsa Allah'ı bütün ortalığı yakıyor. Sıfır kıskançlık. Hürrem hariç. Çili verdi ama pirinç. Görüşmek üzere. Biz git. Tamam ulan pezevenk, sen de öğrendin İtalyanca. Tamam ispatladın kendini, çık. Diyoruz Prenses Isabella. Çık siktir git, TikTok çek. Sen çok iyisin. Sen çok iyisin ama baban da adam çıkmadı. Vallahi billahi ya. Öyle kal. Büyünce baban gibi zalim olma. Büyü, oku, baban gibi zalim olma diyelim ona. Benim babam zalim değildir. Nasıl zalim değil lan? Zalim, oyun bozan, sen de bu çadırda olan. Benim babam zalim değil, görürsün 10 yıl sonra. 10 yıl sonra görürsün eberinkini. Aynen. Benim babam zalim değildir. Zalimdi. Görürsün ondan sonra. Çadıra gir de bak ben sana ne yapıyorum ondan sonra. Benim babam zalim değil. Gerçekten öldüm. Yalandı. Ah benim Frederick'um. Ah benim Frederick'um. Bana onun yaşadığını söyle. Yavrum benim zindanlara kapatılmasına rağmen hala kafasındakini çıkarmamış gerizekalı. Oğlum kafam vallahi bile rutubet yapacak lan. Maalesef doğru. Artık prenses için yapabileceğiniz bir şey yok. Lan yok, yaşıyor da işte Joshua. Niente perle principessa. Aiutare. Yüce İsa. Bana yardım et. Neden? Neden? Isabella bunun intikamını almayı nasip et bana. Ay amin canım benim de işte, rahmet olsun canana diyelim. Seninki yandı. Az pişmiş karı. Sizi kurtarmak için elimden geleni yapacağım. Söz veriyorum. Oğlum Bali, senin de bu yani bakışların vallahi. Senin de bu Beyoğlu'na değişik bakışların beni yükseltmiyor değil. Bu ne ya? Sizi kurtarmak için elimden geleni yapacağım. Bu ne oğlum, bunlar birbirlerini fena şip ya. Deli olacağım ya. Söz veriyorum. Baksana ya vallahi nasıl süzüyor. Abi ya sabır. Nasılsın prenses? Blahanzi. Gel abla. O kadını görmem için beni oraya götürdü. Sen de oturdun vallahi, Mihriye mi anlatıyorsun ya? Anlatacak hiç kimse kalmadı. Oturdun benim kuşuma mı anlatıyorsun? Şuna bakın, şurada oyuncak gibi oturuyor. Lan Mihri kuş.
Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Benim kızım olsaydın sabaha kadar seninle dedikodu yapardım ya. Sabaha kadar dedikodu yapardım sende. Mihri kuşum benim ya. Allah'ım ya Rabbi nasip et ya. Vallahi durduk yerde şimdi doğrusum geldi ya. Çet. Vallahi müşahım hep doğuracağım ya. Durduk yerde kafa karıştırıyor ya. Bu kadını görmem için beni oraya götürdü. Vallahi ya. Neden? Ticide o kadını karşıma getirdi. Şu Allah'ın... Ya... Allah'ım şu nereden buldunuz getirdiniz bunu ya? Maşallah ya. Hepsi o kadına yardım ediyor. Anne.